Saygıdeğer konuklarımız, çok değerli meslektaşlarım, seminerimize başlamadan önce İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Öncelikle muhasebe haftamızı kutluyorum. Geçen hafta vergi haftamızdı. Kamu İdaremizin temsilcilerinin vergi haftasını da kutluyorum. Seminerimize geçmeden önce kurumsallaşma komitemizin hazırlamış olduğu kısa bir filmimiz var. Sizleri filmimizi izlemeye davet ediyorum. Artan riskler. Yoğun emekler. Uykusuz geceler. Stres. Kalite. Rekabet. Devlete ve topluma karşı artan sorumluluk. Sürekli konsantrasyon. Ancak her şeyden önce. Bir baba olmak. Bir aile. Bir insan olmak. Şimdi güçlü yapma zamanı. Amasız. Ön yargısız. Bahanesiz. Sürdürülebilirliğimiz için. Meslek onurumuz için. Kaliteli bir yaşam için. Geleceğimiz için. Şimdi kendi muhasebenizi yapma zamanı. Her şey çok geç olmadan. Hayal kur. Değişimi düşün. Çünkü daha iyi bir yaşam mümkün. İstanbul Mali Müşavirler Odası hepimizin meslek hayatında daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inanıyor. Kurumsallaşma için bütün üyelerimizi birlik olmaya çağırıyor. Sürdürülebilir yapılar kurabilmemiz için mecbur olduğumuz bu değişime gelin siz de güç verin, ortak olun. Oda Başkanımız Yücel Akdemir çok önemli bir programı nedeniyle İstanbul dışına çıkmak zorunda kaldı. Kendisinin sizlere sevgilerini ve saygılarını iletiyorum. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demireli kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Gelir İdaremizin çok değerli temsilcileri, sevgili hocalarım, TÜRMOB'un genel saymanı, eğitmen arkadaşlarım, kurul üyesi arkadaşlarımız, ilçe temsilcilerimiz ve sevgili meslektaşlarım, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, oda sekreterimiz ifade etti. Bugün aslında burada sizlere her zaman olduğu gibi oda başkanımız Yücel Akdemir açış konuşmasını yapacaktı. Yine TÜRMOB genel sekreterimiz, kurucu onursal başkanımız Yahya Arıkan burada olacaktı, sizlere hitap edecekti. Ama çok önemli bir toplantı için bugün Ankara'dalar. Tabii hepinizin bildiği gibi 28 Şubat 2018 tarihinde meclise bir yasa tasarısı sunuldu. Bu yasa tasarısı hepinizin bildiği gibi adı şu: Katma Değer Vergisi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı adıyla meclise sunuldu. Pek çok değişiklik var.
içinde. Ama bizler açısından en önemli değişikliklerden bir tanesi, biliyorsunuz siz de kamuoyunda izlediniz, dinlediniz. Katma değer vergisi iadesinde SMM'lere de, YMM'lerin yanında belli koşullar dahilinde SMM'lere de rapor düzenleme yetkisinin verilmesi konusu. Aslında bu konu gerçekten bizler için son derece önemli. 1994 yılından bu yana, yani mükerrer 227. maddeyle vergi beyannamelerinin imzalanma yetkisinin meslek mensuplarına alınmış olmasından sonra ilk önemli yetkidir bu. Uzun yıllardır 1990 yılında odalar kuruldu. Müthiş bir değişim oluştu. Gerçekten meslek mensupları, SMM'ler, YMM'ler büyük bir enerjiyle, büyük bir çalışmayla, özveriyle bu sürece kendi görevlerini yaparak katkıda bulundular. Dolayısıyla katma değer vergisinde iade konusunda, ki biliyorsunuz açıklamalar 140 milyar civarında bir sonraki döneme devreden katma değer vergisinden söz ediliyor. Bunun yanlış bilmiyorsam 80 milyar civarında olanı özel sektöre ait, işletmelerin üzerinde olan bir yük. Bunlar yıllar boyu işletme tasfiye olsa bile iadesini alamadığı bir tutar. Bunların belli koşulda tasfiyesi düşünülüyor. Bu tasfiye süreci ve devamında artık katma değer vergisi işletmelerin üzerinde yük olmasın düşüncesiyle de bunlar belli koşullar dahilinde de sürekli olarak rapora bağlanmak koşuluyla, biliyorsunuz vergi idaresinde bununla ilgili özel de bir birim oluşturuluyor. Bir grup başkanlığı oluşturulması öneriliyor. Bu grup başkanlığına bağlı olarak da bu çalışmalar sürdürülecek. Bu önemli bir şey. SMM'ler almış oldukları sorumlulukları bugüne kadar yerine getiriyor olmaları, büyük bir özveriyle çalışıyor olmaları sebebiyle de hak ettikleri bir şey aslında. Ama tabii bu açıklamalar yapılır yapılmaz, kamuoyunda duyurulur duyulmaz, biliyorsunuz bir anda bazı gelişmeler oldu, bazı açıklamalar yapıldı. Bir etik sorun ya da bir yeterlilik meselesi, dolaylı olarak SMM'lerin bu raporları düzenleme konusunda yeterli olmadığı ima edildi. Bir talihsiz açıklamaydı bize göre. Ve bizler bu açıklamaya büyük bir olgunlukla yanıt verdik. Ve hepinizin bildiği gibi daha sonra bu yapılan açıklama belirli ölçüde düzeltildi. Bunu şunun için söylüyorum. Aslında o açıklama tüm yeminli mali müşavirlerin katıldığı bir açıklama olmadığını biz biliyoruz. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yeminli mali müşavirler bizim üstadlarımız, arkadaşlarımız. Bir bütünün parçaları olarak kamu görevi yapıyor olmanın sorumluluğu içerisinde, bilinci içerisinde görevlerimizi yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu açıklama talihsiz bir açıklamaydı. Ve biz bu düzenlemenin bu şekliyle yasalaşması için elimizden gelen her türlü katkıyı, çabayı, mücadeleyi de sürdüreceğiz. İşte Oda Başkanımızın ve TÜRMOB Genel Sekreterimizin bugün burada olamamasının sebebi bu. Bugün çünkü saat 15'ten itibaren bildiğimiz kadarıyla Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konular görüşülecek, titizlikle takip edilecek. Çünkü gerçekten evet, yani bu düzenleme bu haliyle hayata geçtiğinde elbette ki meslek mensupları bunun getireceği yerine, yani bunun getireceği sorumluluğun da farkında olacak. O işleri yaparken o işlerin hangi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini bilecek. Ona göre titizlikle hem çalışmalarını sürdürecek, hem eğitimlerini buna göre gerçekleştirecek. Bizler de bu sürecin en başarılı bir şekilde hayata geçmesi için elimizden geçen her türlü katkıyı sağlayacağız. Evet, geçtiğimiz her
Şubat ayının son haftası ve Mart ayının ilk haftasına geliyor. Muhasebe haftası. 29.sıydı bu yıl muhasebe haftasının. Tüm gelir idaresinin mensuplarının muhasebe haftasını biz de kutluyoruz. Önemli bir paydaşıyız sistemin. Ve verginin doğru hesaplanmasında adil hesaplanması, doğru beyan edilmesi ve kamu yararı doğrultusunda doğru kullanılmasıdır vergiyi kutsal kılan. Yani biz vergiye kutsal diyorsak üç tane parametrenin bir arada olması lazım. Verginin adil bir şekilde hesaplanması, beyan edilmesi ve ödenmesi, aynı zamanda bunun kamu yararı doğrultusunu en iyi şekilde kullanmasıdır. Biz de bu bilinçle sadece tabii ki işletmelerin vergi hesaplamalarını yapmıyoruz. Aynı zamanda finansal tablolarının en iyi şekilde, en doğru şekilde ortaya konması ve bu finansal tablolar üzerinden biraz önce de biraz sonra da zaten seminerimizin konusu o ticari kazancın üzerinden vergi matrağını en doğru şekilde hesaplamaya çalışıyoruz. Sizler de buradasınız. İnatla, sabırla, bilinçle kendimizi geliştirmek adına, bu süreci en iyi şekilde görevimizi yapmak adına buraları dolduruyorsunuz. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim de Mart ayının 1 ve 7 tarihleri, 1-7 Mart her yıl biz de muhasebe haftası olarak kutluyoruz. Gelir İdaresi başlatmıştı vergi haftasını. Biz de hemen onun arkasından muhasebe haftamızı kutluyoruz. Bu hafta bazı ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Muhasebe haftamız kutlu olsun. Evet, gerçekten önemli süreçlerden geçiyoruz. Hem ülkemiz olarak hem mesleğimiz olarak büyük bir değişim içindeyiz. 1998 yılında başlayan, yanılmıyorsam tek vergi numarasıyla başlayan süreç 2004 yılında e-beyanname ile ivmelendi. Ardından hepinizin bildiği gibi e-fatura, e-defter, e-denetim, e-muhasebe şeklinde aldı yürüyor. Vergi ayağında bu. Diğer taraftan finansal tabloların hazırlanması ayağında da müthiş bir değişim var. Hepinizin bildiği gibi Kamu Gözetim Kurulu, BOBİ diye büyük ve orta büyüklükteki işletmeler finansal raporlama standartlarını yayınladı. Burada büyük üzerimize işler düşüyor. Bunları çok iyi kavramalıyız ve bunları en iyi şekilde uygulamalıyız. Denetim standartları değişiyor. Bunları çok iyi kavramalıyız ve hayata geçirmeliyiz. Vergi kanunlarımız yeniden yazılıyor. Vergi usul kanunumuz bildiğimiz kadarıyla tamamlandı. Güzel çalışmalar devam ediyor hala. Gelir vergisi kanunu büyük ölçüde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde buralarda da önemli temel, belki çok radikal değişiklikler olmayacak ama önemli değişikliklerle yeniden hayata konacağını biliyoruz. Ticaret kanununun getirmiş olduğu sorumluluklar ve baskılar var. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bildiğim kadarıyla bugünlerde yine icra iflas kanununda önemli değişiklikler yapılıyor. Biliyorsunuz iflas erteleme ortadan kaldırılmıştı bu süreçte. Onun yerine şimdi iflas erteleme ile konkordato arasında yeni bir uygulama hayatımıza girecek. Söylemek istediğim müthiş bir değişim var. Bu değişime hep birlikte ayak uydurmaktan başka yolumuz ve çaremiz yok. Biraz önce kurumsallaşma komitemizin birkaç dakikalık hazırladığı bir çalışmayı gördünüz. Buradan özü şu, öncelikle kendimizi bir yıl sonraya, beş yıl sonraya bu içinde yaşadığımız değişim süreci içinde konumlandırmamız gerekiyor. Yani biz, benim işletmem, benim bürom, ben bir meslek mensubu olarak büyük bu değişim içerisinde bir yıl sonra nerede olacağım acaba? Beş yıl sonra nerede olacağım acaba? Nerede olmak istiyorum? Bu soruyu temel olarak kendimize soracağız ve bu anlamda nelere ihtiyacımız var tespit edeceğiz. Bir SWOT analizimi yapacağız hepimiz.
Bu tespiti yaptıktan sonra hangi kaynaklara ihtiyacımız var, oturacağız. Bunların stratejik planını yapıp kendimizi gerçekten de 1 yıl sonra, 5 yıl sonra hedeflediğimiz yerde olmak için de çaba harcayacağız. Kurumsallaşma bu anlamda son derece önemli bir soru. Kurumsallaşma deyince sanki koca koca büyük büyük şirketler akla geliyor. Bu bir anlayış meselesi. Kurumsallaşma dediğimiz şey paylaşma meselesi. Yetkilerinizi, iş süreçlerinizi başkalarıyla paylaşma meselesi. Bu kültürün yaratılması konusu. Hepinizin bildiği gibi bir hizmet kalitesi meslek kararımız var. Bu hizmet kalitesi meslek kararımız şu anda yürürlüktedir. Muhtemelen TÜRMOB son çalışmalarını gerçekleştiriyor. Uygulamaya yönelik rehberlerini de hazırladı. 2018 yılı içerisinde bu hizmet kalitesi meslek kararı uygulamaya yönelik olarak da başlayacak. Özü şu, bugünkü seminerin çok fazla zamanını almak istemiyorum ama özü şu, öncelikle bu meslek kararındaki bütün kılavuzları hazırlandı. Yani bir meslek mensubu bu kılavuzları okuduğunda şu söylediklerimi rahatlıkla gerçekleştirici bir hiçbir maliyeti de söz konusu değil. Özü şu, öncelikle kendi büromuzu, kendi iş yerimizi bir şirket gibi düşündüğümüzde, bir firma gibi düşündüğümüzde nasıl yönetmeliyiz? İş süreçlerimizi nasıl yönetmeliyiz? Buna ilişkin neler yapmamız gerekiyor? Hangi görev paylaşımlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor? Bu hizmet kalitesi meslek kararının bir tanesi buna ilişkin tespitler, buna ilişkin uygulamaya yönelik rehberler ortaya koyuyor. İkincisi, ben ister denetim yapıyor olabilirim, ister danışmanlık yapıyor olabilirim, ister vergi uygulamalarıyla uğraşıyor olabilirim. Hangi faaliyeti yürütüyorsan yürüteyim, faaliyetimin niteliğine ilişkin müşterimle olan aramdaki ilişkiyi nasıl yöneteceğim? Yani ücretlendirmeden tut, işi yapma ve teslim etme sürecinden tut, geri dönüşlerden tut, yani orada en karlı ve işi en doğru yapacak bir şekilde müşteriyle olan ilişkimi nasıl yöneteceğim? Buna ilişkin uygulama rehberinde ve tabii ki son bölümünde de meslek odaları olarak bu süreç nasıl yönetilecek, bunların eğitimleri nasıl gerçekleştirilecek, sizlerde bu farkındalık nasıl yaratılacak, buna ilişkin kaynak söz konusu ve bu kaynaklara erişmeniz noktasında neler yapılacak son derece önemli bir projedir. Bu projenin aynı zamanda özünü bir yazılım oluşturmaktadır. Bu yazılım da kısa zamanda hazırlanarak meslek mensuplarına sunulacak. Meslek mensupları bu yazılım üzerinden bu söylediğimiz süreci hayata geçirdiklerinde kendilerine belli bir kalite düzeyinde ben bu işi yapıyorum diyecek. İş süreçlerini daha iyi yönetmesinin karşılığında da daha kazançlı, daha verimli iş koşulu elde etmiş olacak. Bakınız buralardasınız. Ben çok gururlanıyorum. Ben de bir meslek mensubuyum. Yani şunun farkındayım. Hepimiz aşağı yukarı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin eğer muhasebesini yapıyorsak, 20, 30, 40, 50 müşterimiz var ise, bu müşterilerin içerisinde 5'tir, 6'dır, 10'u geçmez iyi müşteri. Ücretinizi düzgün aldınız, zamanında aldınız, işini yapmaktan keyif aldınız, daha kurumsallaşmaya açık işletmelerdir bunlar. Ama eğer biraz önce söylemeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım süreci iyi yönetemezsek, iyi görmezsek, inanın müşteri zincirimizin en zayıf halkalarında bu müşterilerimizi oluşturmakta. Elimizden uçup gidecek olan müşteriler bunlardır. Dolayısıyla buna bu açıdan da bir kez daha dikkat çekmek istedim. Tabii odalar olarak birliğimiz, bütünlüğümüz, TÜRMOB olarak birliğimiz, bütünlüğümüz son derece önemli. Bizler daha finansal tabloları hazırlama sürecinden tutun da en iyi şekilde standartlara göre, mevzuata göre bunları yapmak, bunları ilgililerin yararlarına sunmak için büyük bir titizlikle mücadele veriyoruz. Bu zaten böyle yapılabilecek bir iş. Yani oturup kendi değerli yargılarımızda üretim gerçekleştirmiyoruz. Bu değer yargılarımız o üretimin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Daha çok standartlara bağlı kalmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla meslek örgütünün, meslek odalarının bütün bu aynı dili konuşmasını sağlaması, meslek mensuplarının eğitimlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştirmesi,
koordinasyonların büyük bütünlük içerisinde oluşuyor olması, kendi meslek rekabet, haksız rekabet sürecimizi yönetme noktasında olsun, disiplin süreçlerimiz açısından olsun, ortak dili konuşmamız son derece önemlidir. Bu anlamda meslek örgütümüzün birliği, bütünlüğüne çok değer veriyoruz. Tabii 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Maalesef hala her yıl bunda bu temennilerimizi ifade ediyoruz ama yine kadınlarımız sadece kadın olmaktan dolayı tacize uğruyorlar, cinayetlere kurban gidiyorlar, emek sömürüsüyle karşı karşıyalar. Büyük bir eşitsizlik veya onlara karşı ön yargıyla yaşadığımız bir süreçteyiz. Ancak inanıyorum ki yine kadınlar bütün bu algılara, bütün bu uygulamalara karşı mücadele ettikçe, dirençli oldukça önümüzdeki günlerde daha keyifli, daha mutlu yarınları olacaktır. Herkesin bu süreçte elini taşın altına koyması gerekiyor. Kadınlarımız bizim kutsallarımızdır. Onlar ne kadar hak ettikleri şekilde bir toplumda varlıklarını sürdürüyorlarsa o toplum o kadar daha hızlı gelişecektir. Daha sulh içinde, barış içerisinde bir toplum olacaktır. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde sözlerime son verirken bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Başta İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımız, bugün burada Grup Müdürümüz, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürümüz burada. TÜRMOB Genel Saymanı, Yeminli Mali Müşavir, her ne kadar Yeminli Mali Müşavirlerle ilgili konuşuyorsak da onlar bizim her zaman için yanımızdalar. Bizim en önemli paydaşımız o burada. Sevgili hocam Avukat Zeki Gündüz burada. Yararlı olacağını düşüneceğimiz bir semineri sizlerle yaşayacağız. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Onların katkılarını hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de onların yanında her zaman olmaya devam edeceğiz. Sizlere tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Kolay gelsin. Başkan Yardımcımız Sayın Erol Demirel'e konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Şimdi seminerimizi yönetmek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Saymanı Sayın Cemile Kuzu. Konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Sayın Rıza Bilgiç. TÜRMOB Genel Saymanı Yeminli Mali Müşavir Sayın Emre Kartaloğlu. Yeminli Mali Müşavir aynı zamanda avukat Sayın Zeki Gündüz. Başarılı bir seminer diliyorum. Sayın Yönetim Kurulum ve kurul üyesi arkadaşlarım ve çok kıymetli, çok değerli meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Seminerimize hoş geldiniz.
Oda Başkanımız Yücel Akdemir ve Kurucu Onursal Başkanım Sayın Yahya Arıkan, Plan Bütçe Komisyonu'nun toplantısında meslektaşlarımızı temsilen davet edildiler. Kendilerine kolaylıklar diliyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. 2017 yılı gelirlerinin gelir vergisi yönünden vergilendirilmesi ve özellik arz edilen konularla ilgili bir seminerde daha sizlerle birlikteyiz. Çok değerli konuşmacılarımız bizimle birlikteler. Biraz sonra kıymetli bilgilerini paylaşacaklar. Kendilerine katkıları için teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, mesleğimizle ilgili önemli aylar, önemli haftalar, önemli günler yaşıyoruz. Önemli paydaşlarımızdan biri olan Gelir İdaresi'nin 29. vergi haftasını kutluyor, başarılar diliyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak 1-7 Mart muhasebe haftamızı da kutluyoruz. Bir kadın bilgindir aslında. Neler yapabileceğini kimse hayal bile edemez. Yaratıcılığının sınırı yoktur diyor sevgili Can Dündar. Muhasebe haftasının bitimi aynı zamanda Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelmekte. Ve bu vesileyle hayatı var eden, yaşatan, dünya bugün hala dönüyorsa onların sevgileri ve duygularıyla döndüğüne inandığımız kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz. Ve özellikle umuyoruz ki kadınlarımız bütün toplumlarda gerçekten ama gerçekten hak ettiği değeri görür. Onların her alandaki bilgi birikimi ve düşüncelerinden yararlanılır. Artık sokakta şiddete uğrayan kadınlarımız, sadece kadın olduğu için yaşamını yitiren kadınlarımız, savaşların en büyük acısını çeken kadınlarımız bu acıları çekmez ve birlikte hayatı kucaklarlar. Aslında dünyayı yaşanabilir, barış içinde, huzurlu, mutlu, sevgi dolu bir yer haline getirebiliriz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Değerli meslektaşlarım, şimdi seminerimize geçiyoruz. İki aşamalı olacak seminerimiz. Önce konuşmacılarımız sunumlarını gerçekleştirecekler. 10 dakika ara vereceğiz. İkinci bölümde de sorularınızı yanıtlayacaklar. Sorularınızı her zaman olduğu gibi yazılı olarak alacağız. Hangi konuşmacıya sorduğunuzu da yazarsanız çok memnun olacağız. Ve ilk konuşmacımız Sayın Emre Kartaloğlu, Yeminli Mali Müşavir Turmob Genel Saymanı. Bugün Sayın Emre Kartaloğlu bize 2017 vergi matrağının tespiti ve beyanı konusunda sunum yapacaklar. Söz sizin Sayın Kartaloğlu. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın değerli kurul üyeleri, değerli temsilciler, değerli eğitmenlerimiz, değerli meslek mensupları, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Seminerimize hoş geldiniz. Ben de sunuma başlamadan önce çok güzel şeyler ifade edildi, gerek oda başkan yardımcımız, gerekse oturum başkanımız tarafından. Çok fazla süreni uygun kullanabilmek adına öncelikle vergi haftamızı Şubat ayının son haftasında kutlanıyor. Tüm vergi emekçilerinin, tüm gelir dairesi çalışanlarının vergi haftasını kutluyorum.
Geleceğin muhasebesini yapıyoruz sloganıyla bu sene 1-7 Mart'ı muhasebe haftası olarak kutladık, kutlamaya devam ediyoruz. Biz de TÜRMOP olarak yarın atamızın huzuruna çıkacağız tüm oda başkanlarımızla birlikte. Anıtkabir'den başlayarak bir program içerisinde olacağız. 1-7 Mart muhasebe haftamızı kutluyorum. 8 Mart 1857'de New York'ta bir dokuma fabrikasında emekçi kadınların daha iyi çalışma şartları ve daha iyi hayat şartları talebiyle başladıkları direniş yaklaşık 160 yıldır Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmakta 8 Mart. Tüm emekçi kadınların, tüm emekçi meslek mensuplarının, emekçi meslek mensupları kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sayın Oda Başkanım ifade ettiler. Aslında gündemimiz hani gündem o kadar çok hızlı değişiyor, takvim o kadar çok hızlı değişiyor. Ama bir de rutin olarak yapmamız gerekenler var. Rutin olarak yapmamız gereken bu ay sonuna kadar, işte ayın 26'sına kadar gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi. Bunlar üzerinde duracağız. Bunlar üzerinde ben genel olarak bir hatırlatma yapacağım. Zaten bildiğimiz konular, her yıl uyguladığımız konular. Ama değişiklik var mı yok mu? Çok fazla teknik ayrıntıya, çok fazla idari düzenlemelere girmeden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hatırlatmalar yapacağım. Kısa bir süre içerisinde bu hatırlatmaları yapmak oldukça zor. Ama elimden geldiğince hızlı davranmaya çalışacağım. Erol Demirel'in de oturum başkanı olmamasını fırsat bilerek daha biraz daha uzun konuşmaya çalışacağım müsaadenizle. O şekilde de anlaştık diğer konuşmacılarla aslında. Ve süre kalırsa aslında yine değerli oda başkanımız, oda başkan yardımcımız çok güzel ifade ettiler. Gündemimizde yatırım ortamının iyileştirilmesi hakkında bir kanun tasarısı vardı. Plan bütçeden geçti, meclis genel kurulundan geçti yasalaşma aşamasında. Yine vergi düzenlemelerini barındıran bir kanun tasarısı, torba tasarı var görüşülmekte olan. İcra iflas kanunuyla ilgili çok önemli, iflasın ertelenmesini yürürlükten kaldıran, konkordato hükümlerini genişleten ve içerisinde vergisel düzenlemeler, vergisel hükümler bulunduran bir torba tasarımız var. Biz bunlarla ilgilenmekteydik aslında, bunlar üzerinde çalışmalar yapmaktaydık, plan bütçede bunları takip etmekteydik. Ama 27'sinde, 27 Şubat'ta aslında her şeyi bize unutturan, işte bu ay vereceğimiz gelir vergisi beyannamesini bile unutturan belki bir katma değer vergisiyle ilgili tasarı gündeme geldi. Burada yaptığımız son sunuma katılanlar vardır mutlaka. Orada hızlıca İngiliz tipi katma değer vergisinden, Maliye Bakanlığı'nın gündeminde olan İngiliz tipi katma değer vergisinden bahsetmiştim. Tablo halinde de İngiltere'de hangi uygulamalar var, Türkiye'den farkları neler, kısaca onlar üzerinde durmaya çalışmıştık. Aslında tasarı da genel olarak bunlardan bahsediliyor. Bunlara yönelik düzenlemeler var. Birlik ve bütünlüğümüzü bozucu, çok ayrıntısına girmeyeceğim. Dediğim gibi oda başkanımız çok güzel ifade etti. Bazı hükümler var, algımızı başka yönlere kaydı ne yazık ki bu tasarıyla ilgili. Aslında çok daha önemli düzenlemeler var, çok daha önemli yapılması gerekenler var. Biz ama 27 Şubat akşamından itibaren bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Yine ifade edildi, TÜRMOP Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan ve Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir saat 15'te başlıyor, plan bütçe toplantısına katılıyorlar, komisyona katılıyorlar. Buraya altyapısını çalıştık, hazırlıklarımızı yaptık. Süre kalırsa bu konulardan da kısaca bahsetmeye çalışacağım. Umarım kalacak, başkanımız da izin verirse. Muhasebe haftamızı kutladık. Şunu belirtelim biraz TÜRMOP'umuzla ilgili. Her sene bunlar 2016 tarihleri görüyorsunuz ama 2017 rehberleri de hazırlandı. TÜRMOP'un internet sitesinde gelir vergisi rehberi 1 Mart tarihi itibariyle sisteme internet sitesine koyuldu. 1 Nisan tarihinde de kurumlar vergisi beyanname düzenleme rehberi TÜRMOP'un internet sitesine koyulacak. İstanbul odamızda çok değerli bir çalışma yapmış özet olarak gelir vergisiyle ilgili. Onlar da bugün size dağıtıldı. Sunumda dediğim gibi aslında çok hızlı bir şekilde hatırlatmalar yapacağım. Bildiğimiz konular, her yıl uyguladığımız konular. Bu hatırlatmalardan sonra da vaktimiz kalırsa katma değer vergisi tasarısından bahsedeceğiz.
Yedi gelir unsurumuz var biliyorsunuz. Mart ayındayız artık. Hani şu noktadayız. Artık biz ticari kazancımızı tespit etmiş durumdayız. Zirai kazancımızı tespit etmiş durumdayız. Ücretimiz varsa veya ücretler varsa ilgilendiğimiz müşterilerimizin, mükelleflerimizin onları tespit etmiş durumdayız. Bunlar beyan edilecek mi, edilmeyecek mi? Beyan edilecekse hangi şartlarda edilecek veya verilecek beyannamelere neler dahil edilecek, neler dahil edilmeyecek? Kısaca onlar üzerinde duracağız ve beyanname üzerinde yapılacak indirimler. Yine kısa kısa hatırlatmalarla bazı gelir idaresi düzenlemeleriyle, özelgeleriyle beraber üzerinde durmaya çalışacağız. Ticari kazançta muafiyet ve istisnalar var. Bunlarda da tamamının üzerinde durmayacağım. Birkaç tane hatırlatma yapacağım sadece. Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası. 1-1-2007'den itibaren 6745 sayılı kanunla özel kreş ve gündüz bakım evleri de bu istisna kapsamına alındı. Özel okulların işletilmesinden elde edilen kazanç 5 vergilendirme dönemi, eğer gelir vergisi mükellefi ise gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükellefi ise kurumlar vergisinden istisna. Burada şuna dikkat ediyoruz, işletmeye tanınmış bir istisna, şirkete tanınmış değil, her bir okula, okul faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi elde ettiği kazançlar gelir vergisinden, ticari kazançtan istisna. Eğitim tesislerinde yer alan büfe, kantin ve benzeri yerlerin işletilmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilen kazançlarda bu istisnanın uygulanması mümkün değil. Yine sadece bunu hatırlatacağım. Genç girişimcilerde kazanç istisnası, ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri, zirai kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri, serbest meslek kazanç elde eden serbest meslek erbabı, mükellefiyete başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşın altında ise bu faaliyetlerinden elde ettiği kazanç 3 vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna. Özür diliyorum, 75 bin liraya kadarlık kısmı elde ettiği kazancın 75 bin liraya kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna. Mükellefiyetin başladığı tarih itibariyle 29 yaşın altında olunması gerekiyor. Kanun bunun şartlarını belirlemiş, hangi şartlarda bu istisnadan yararlanılacağını belirlemiş. Demiş ki işe başlamanın kanun süresi içerisinde bildirilmiş olması gerekiyor demiş önce. Kendi işinde bir fiil çalışılması gerekiyor demiş. Yardımcı eleman çalıştırılabilir, işçi istihdam edilebilir. Ama bir fiil mükellefin kendisinin de işinde çalışıyor olması gerekir demiş. Ortaklık halindeki işletmelerde tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle 29 yaşın altında olması gerekir demiş. Ve devam eden bir işletmeyi devralıyorsanız, ölüm hali hariç, mirasçılar tarafından devralınması hali hariç, devralıyorsanız bu istisnadan yararlanamazsınız demiş. Son olarak da mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olursanız bu istisnadan yararlanamazsınız demiş. Bu 5 tane şartın birlikte gerçekleşmesi halinde 29 yaşın altında işe başlayan ticaret erbabı, zirai faaliyetle uğraşanlar ve serbest meslek erbabının elde ettiği kazanç 3 vergilendirme dönemi, elde ettiği kazancın 75 bin TL'ye kadar olan kısmı 3 vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna olacak. Burada yine kanunda yer alan bir hüküm var. Diyor ki istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir. Birazdan üzerinde duracağız. 86. madde 1A bende bize der ki, kazanç ve iratların istisna haddi altında kalan kısmı için beyanname verilmezler. Örneğin 3900 lira konut kira gelirlerinde istisna vardır. 3500 lira konut kira geliri elde ediyorsanız bunun için beyanname vermezsiniz der. Tekrar üzerinde duracağız. Burada onun bir istisnasını getiriyor. Yani 75 bin liranın altında kazanç elde etseniz dahi beyanname vermek zorundasınız. Ama beyannamede istisnayı uygularsınız, herhangi bir matrahınız çıkmaz. Ama beyanname vermek zorundasınız diyor. Yani 86. madde düzenlemesine bir istisna getiriyor. O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Serbest meslek faaliyeti, yani yine hangi giderler indirilir, hangileri indirilemez, nelerdir, neler değildir ayrıntılı olarak üzerinde durmayacağız. Kazancımızı tespit etmiş durumdayız. Bunların beyan esasları üzerinde duracağız genel olarak. Ama birkaç küçük hatırlatma, belki Rıza Bey'le de çelişiyor olabiliriz bu konularla ilgili. O da çünkü özelgeler çerçevesinde çelişiyor derken aynı konular üzerinde durmuş olabiliriz. Özelgeler çerçevesinde gelir idaresinin görüşlerini aktarmaya çalışacak sizlere. Ben çok
kısa birkaç tane önemli olduğunu düşündüğüm özelgeler üzerinde duracağım sadece. Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı ikinci araç için amortismanı ayırabilir mi? Bunların giderlerine yazabilir mi diye sormuş. Tek başınıza icra ettiğiniz serbest meslek faaliyetinde ikinci aracınıza ait giderlere düşemezsiniz demiş Gelir Dairesi Başkanlığı. Yani bir çalışanınız yoksa, bir ortağınız yoksa bununla ilgili bir tek aracın giderini düşebilirsiniz. Birden fazla araç varsa bunları düşemezsiniz demiş. Doğru. Buradan yorumla hareketle eğer çalışanlarımız varsa, o çalışanlarımızın yaptıkları işlerde kullandıkları ikinci bir araç varsa bunun amortismanlarının ve diğer giderlerin mesleki kazançtan indirilmesi mümkün. Mesleki sorumluluk sigortası yıllık beyannamede indirim konusu yapılır mı? Yine özelge bize diyor ki indiremezsiniz dedi. Yani gider yazamazsınız. Mesleki sorumluluk sigortasını serbest meslek erbabı yapmak zorunda değildir dedi. Ve bunu gider de yazamaz, beyannamede 89. madde kapsamında indirim konusu da yapamaz dedi. Biz bunu yıllardır eleştiriyorduk. Aracımıza yaptığımız kasko poliçesini gider yazabilirken mesleki sorumluluk sigortasını gider yazamamamız hiçbir doğru vergi uygulamasıyla bağdaşmaz şeklinde aktarıyorduk. Ama bu yıl bir gelişme oldu. Hani defter beyan sistemi üzerinde de durmuştuk bir önceki seminerimizde. İlçelerde de çok ayrıntılı bunlar üzerinde duruldu. Şu an itibariyle defter beyan sisteminde mesleki sorumluluk sigortaları diye bir giderin indirilmesine izin veriliyor. Dolayısıyla ben bunu şöyle yorumladım. Umarım yanlış yorumlamadım. Mesleki sorumluluk sigortalarının gider olarak yazılabileceğini Gelir İdaresi Başkanlığı kabul etti. Dolayısıyla bu özelgeden daha farklı bir görüş oluşturdu diye düşünüyorum. Eğer gider olarak indirilmesine izin vermeseydi mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin bir bölüm oluşturmazdı defter beyan sisteminde. Bunu bilginize sunmak istedim. Benzer şekilde damga vergisi biz yıllardır tartışırız. Gelir İdaresi verdiği özelgesinde dedi ki müşterilerle sözleşme yapmak zorunludur. Dolayısıyla sözleşmeler için ödenen damga vergisi gider olarak dikkate alınabilir. Ama beyanname damga vergisi, aslında beyanname vermek de zorunlu ama da beyanname damga vergisini biz 68. maddede saymadık. Dolayısıyla beyanname damga vergisini gider olarak yazamazsınız demekteydi. Ama yine defter beyan sisteminde bu damga vergilerinin gider yazılabileceğine, en azından onların işaretlenebileceği bölümler oluşturulmuş. Yine ben bu özelgelerin yumuşadığı düşüncesindeyim. Öyle yorumluyorum. Hem mesleki sorumluluk sigortası hem de damga vergisi, beyanname damga vergilerinin defter beyan sistemi gider yazabilmesine imkan sağlıyor. Serbest meslek erbabının giyim harcamalarını gider yazabilir mi diye yine bunu yıllardır ifade ediyoruz. Önce bir sahne sanatçısı sordu Gelir İdaresi'ne. Sahne sanatçısına kullandığınız kostümü gider olarak yazabilirsiniz dedi. Daha sonra avukat ve mali müşavir sordu. Onlara yazamazsınız dedi. Burada şununla karıştırılıyor. Yine 27. maddede hem Gelir Vergisi Kanunu 40. maddesinde hem de Gelir Vergisi Kanunu 68. maddesinde der ki 27. maddedeki giyim giderleri, yani demirbaş eşyası olarak kullanılan giyim giderleri gider yazılabilir der. Bu demirbaş eşya olarak kullanılan giyim harcamaları da işte mühendisin bareti, avukatın cübbesi, doktorun önlüğü şeklinde örnek verilir. Buradaki özelge, bizim verdiğimiz özelge bir mali müşavir tarafından sorulmuş. Takım elbise harcamamı gider yazabilir miyim, KDV'sini indirebilir miyim demiş. Gelir İdaresi de hayır, gider yazamazsınız. Giyinmek zorunda değilsiniz demiş aslında. Başka bir anlatımla. Serbest meslek erbabı iş yerinin başka bir odasını kiraya veriyor. Bu bazen hani adres göstermek için bile gerekli olabiliyor. Veya şirket başka birine kiraya veriyor. Serbest meslek erbabı iş yerinin bir bölümünü kiraya verirse elde ettiği kazanç serbest meslek kazancı mı olur, gayrimenkul sermaye iradı mı olur diye sorulmuş. Gelir İdaresi buna demiş ki serbest meslek kazancı olmaz, gayrimenkul sermaye iradı olur demiş. Bunun şu önemi var, gayrimenkul sermaye iradı dediğimiz anda artık katma değer vergisi de olmaz anlamı çıkıyor. O açıdan önemli, iş yerinin bir bölümü kiraya verirse serbest meslek erbabı elde ettiği kazanç mesleki kazanç olarak değerlendirilmeyecek.
gayrimenkul sermaye irade olarak değerlendirilecek ve dolayısıyla katma değer vergisi gündeme gelmeyecek. Kredi kullanılarak yine 68. madde bize mesleki kazancın tespitinde der ki, kiraladığınız yerleri hem iş yeri hem ofis olarak hem iş yeri hem ikametgah olarak kullanırsanız ödediğiniz kiranın tamamını gider yazabilirsiniz der. Ama kendi mülkünüz olan bir yeri hem ikametgah hem ofis olarak kullanırsanız amortismanın yarısını gider yazabilirsiniz der. Bu ayrıma dikkat etmek lazım. Gelir idaresine de şey sorulmuş, yine home office olarak kullanılmış, kredi kullanılarak satın alınmış ve home office yani hem iş yeri hem ikametgah olarak kullanılıyormuş. Ödenen kredi faizini gider yazılabilir mi diye sorulmuş. Gelir idaresi de bunu amortisman gibi yorumlamış. Ödenen kredi faizinin yarısı gider yazılabilir demiş. Bunları hem dönem sonu seminerlerinde de yıllardır ifade ediyoruz. Sadece çok hızlı bir şekilde serbest meslek erbabının yararlanamayacağı vergisel uygulamalar, azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayıramaz, alacak senetleri reskonto yapamaz, şüpheli alacak karşılığı ayıramaz, değersiz alacak yazamaz. Bunlar aslında katma değer vergisi tasarısı çerçevesinde de tartışılması gereken şeyler. Yine vaktimiz kalırsa üzerinde duracağız. Bunları yapamamızın sebebi birincisi tahsil esasının geçerli olması, ikincisi de aktifimizin olmaması, bilançomuzun olmaması. Hızlıca bunları da hatırlatmış olalım. Gayrimenkul sermaye iratları, kira gelirleri evlerin ve iş yerlerinin kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar olarak algılanır. Ama sadece bu dar kapsamda algılamamamız gerekir. Der ki bize Gelir Vergisi Kanunu 70. maddesi, burada sayılan mal veya hakların, 70. maddede sayılan mal veya hakların kiraya verilmesinden elde edilen kazançlardır der. Sadece iş yerleri ve konutlar olarak algılamayalım. En çok bunlar üzerinde en çok bunlarla karşılaşırız. Ama bunlar üzerinde sadece bunlarmış gibi algılamamızda fayda var. O yıla ve geçmiş yıllara ilişkin tahsil edilen kira bedelleri tutarıdır. Yani biz 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı kiralarını 2017 yılında tahsil ettiysek eğer, 15, 16 ve 17'nin tahsilat tutarları 17 yılının gayrimenkul sermaye iradıdır. Ancak 2018 yılına ilişkin tahsil ettiğimiz tutar 2018 yılında vergilendirilecektir. İlgili yılda, olduğu yılda vergilendirilecektir. Yine çok kısa hatırlatmalar. Döviz cinsinden kira geliri tahsil ediliyorsa eğer, tahsilatın yapıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuruyla Türk lirasına çevrilerek hasılatın belirlenmesi gerekiyor. Kira ayın olarak yani para dışında bir kıymet olarak ödeniyorsa, Vergi Usul Kanunu 267. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde emsal bedelinin tespit edilerek hasılatının belirlenmesi gerekiyor. İş yeri kiralarında biliyorsunuz iş yeri kiralarında stopaj uygulaması var. %20 stopaj uygulaması yapılıyor. Yine gelir vergisi kısa hatırlatma. Gelir vergisi kanunun 73. maddesinde emsal kira bedeli esası düzenlenmiş. Özetle şunu diyor, binalar için düşüneceksek, evler ve iş yerleri için düşüneceksek, bunların vergi değerinden kira geliri, bunların vergi değerinin %5'inden daha düşük olamaz. Örneğin ben 10 bin lira kira geliri beyan etmişim. Vergi değerinin %5'i 15 bin lira ediyorsa eğer, diyor ki bize gelir vergisi kanunu, sizin kira beyanınız, gayrimenkul sermaye iradı beyanınız 15 bin liradan aşağı olamaz. Yine kanunda emsal kira bedelinin uygulanmayacağı haller var. Ama çok eski bir iç genelge var aslında. Emsal kira bedeliyle ilgili çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Özetle diyor ki aslında, kiracınız sizi satmıyorsa, kiracıyla ikiniz aynı ifadeyi veriyorsanız emsal kira bedeli uygulanmaz diyor. Özetle bunu diyor, tam olarak da şunu diyor. Elde edilen kira gelirinin kira sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka dekontu veya havale makbuzu ve benzeri belgelerle veya kiracının ifadesiyle ispat ve tevsik edildiği durumlarda emsal kira bedeli esası uygulanmaz diyor. Dediğim gibi kiracıyla ev sahibi veya iş yeri sahibi kira tutarı konusunda mutabıklarsa, aynı tutarda ifade veriyorlarsa aslında emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağını söyleyen 1999'a bir sayılı gelir vergisi kanunu iç genelgesi, bundan sonra da bunun aleyhine herhangi bir düzenleme yapılmadı diye biliyorum.
Kira giderlerinin tespitinde iki tane gider yöntemimiz var biliyorsunuz. Gerçek gider yöntemi, götürü gider yöntemi. Tamamında durmayacağım yine. Sadece birkaç noktayı hatırlatmakla yetineceğim. Gelir Vergisi Kanunu'nun 74. maddesinde gerçek gider yöntemini seçenler için uygulayacakları giderler belirlenmiş ve sıralanmış giderler. Ben bunlar üzerinde sadece iki hatırlatma yapacağım. Dördüncü bendinde 74'de 4'te der ki, iki şey der öncelikle, ile bağlacına kadar, dördüncü bendin ile bağlacına kadar der ki, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri. Örnek olarak konut kredisi kullanılarak bir konut satın aldık. Bu konutu da kiraya verdik. Elde ettiğimiz kira gelirinden konut kredisi faizinin ilgili yıla hesap edilen kısmını gider olarak dikkate alabiliriz. Buraya kadar bu hükmü söyledi. Konut kredisi faizini o konuttan kira gelir elde ediyorsanız gider yazabilirsiniz dedi. İleden sonra başka bir şey söylüyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gider seçme yöntemini etkileyecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Götürü gider mi, gerçek gider mi anlamında. Konut olarak kiraya verilen diyor ki sadece konutlar için bu hükmü getiriyorum diyor. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün sadece bir adet gayrimenkule uygulayabilirsiniz diyor. İktisap yılından başlayarak 5 yıl süreyle iktisap bedelinin %5'i. Örneğin 2017 yılında 500 bin liraya bir konut satın aldım. İktisap bedeli 500 bin lira, %5'i 25 bin lira. Bu konuttan da 30 bin lira kira geliri elde ettim. 30 bin lira hasılat, 25 bin lira gider, vergi matrağı 5 bin lira olarak hesaplayabiliriz. %5'lik bu indirim önemli. Ama devamında da bir şey diyor, devamında aynı örnek üzerinden izah etmeye çalışayım. Ne yapmıştım? 500 bin liraya 2017 yılında konut iktisap etmiştim. %5'i 25 bin lira. 2017 yılında da kiraya verdiğimizi düşünelim. Kira gelirimiz de 20 bin lira olsun. 20 bin lira hasılat, 25 bin lira gider. 5 bin lira zarar diyebilir miyiz? Bu zararı sonraki yıllara devredebilir miyiz? Veya varsa serbest meslek kazancımızdan bu 5 bin lirayı mahsup edebilir miyiz? İşte daha sonraki ifade bunu açıklıyor. İktisap bedelinin %5'i tutarındaki bu indirim. Ama bakın sadece bu indirimden bahsediyorum diyor. Yani faizi unuttum artık diyor. Bu söylediğim faiz açısından geçerli değil diyor. İktisap bedelinin %5'i tutarındaki bu indirim sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak ve indirilemeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. O eksi 5 bin lirayı serbest meslek kazancınızdan düşemezsiniz diyor. Zarar olarak sonraki yıllara devredemezsiniz. Ama sadece bu hangisi için geçerli? %5 tutarındaki bu indirim geçerli. Örneğin 20 bin lira kira gelirim var, 25 bin lira konut kredi faizi ödedim. Bu 5 bin lirayı serbest meslek kazancımdan indirebilir miyim? İndirebilirim. Veya başka kazancım yoksa zarar olarak sonraki yıla devredebilir miyim? Devredebilirim. Buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de 9. bent önemli 74. maddede sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli tekerleme gibi bir düzenleme var. Şunu diyor, eviniz var, evinizde oturmuyorsunuz, evinizi kiraya vermişsiniz, kira geliri elde ediyorsunuz ama siz kirada oturuyorsunuz. Ödediğiniz, elde ettiğiniz hasılattan ödediğiniz kirayı düşebilirsiniz diyor. Yurt dışında yaşayan Türk işçileri dar mükellef kabul edilir. Gelir Vergisi Kanunu uygulaması da dar mükellef kabul edilir. Örneğin Almanya'da yaşayan bir işçimiz, gurbetçi işçimiz, Almanya'da ödediği kirayı Türkiye'de elde ettiği kira gelirinden bu çerçevede düşemez. Yani bu indirimi, 9. bentte sayılan bu indirimi sadece tam mükellef kira geliri elde edenler yararlanabilecektir. Gerçek gider yönteminin seçilmesi konusunda da böyle bir formül görürsünüz her yerde. Aslında formülü de gerek yok. İstisnaya pay vermek gerekir. Yani konut kiralarının az önce de söyledik 3900 lirası gelir vergisinden istisna 2017 yılı için. Dolayısıyla istisnaya isabet eden gideri de düşemezsiniz diyor. İstisnaya isabet eden gideri düşemezsiniz. Örneğin hatta örneği de olması lazımdı. Kısaltmak için çıkarmış olabilirim. 20 bin lira hasılat elde ettiniz, 5 bin lira da gideriniz var. 20 bin lira hasılattan ne yapacağız? Önce istisnayı düşeceğiz, 3900 lira.
kaç lira oluyor? 3.900 düşünce 16.100 lira. Vergilendirilecek kazancımız 16.100 lira. 20.000 liranın gideri 5.000 liraysa 16.100'ün gideri kaç liradır diyeceğiz. Yani vergilendirilecek hasılata isabet eden gideri doğru olan orantı yoluyla bulup o gideri düşeceğiz. Yaptığımız gerçek giderlerin tamamını düşemeyeceğiz. Gider fazlalığından olması durumunda bunu söyledim. Eş tarafından ödenen lojman kirasının bu olumlu bir özelge. Hani az önce bahsettim ya, eviniz var, kiraya vermişsiniz. Kira geliri elde ediyorsunuz, siz kirada oturuyorsunuz. Burada da eşleri bir bütün olarak değerlendiriyor. Eşin ödediği kirayı diğer eşin elde ettiği hasılattan, kira geliri hasılatından düşebilirsiniz diyor. Bunu da sadece o kira ödemesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Kira geliri elde ettik. Alacak kira geliri elde kiraya verdik. Tahsilatı yapamadık. Tahsilatı icra yoluyla yapmaya çalışıyoruz. İcraya verdik. İcra takibinin sonunda da bir faiz öngörüldü. Bu elde ettiğimiz faiz kira geliri midir? Bu sorulmuş işte gelir idaresine. Gelir idaresi de demiş ki bu kira geliri değildir, alacak faizdir demiş. Alacak faizi olunca da 86. beyan edilir mi edilmez mi sorusu gündeme gelir. Beyan edilir mi edilmez mi sorusunun çözümünü de bize gelir vergisi kanunu 86. maddesi söyler. 86. maddede der ki 1600 liralık bir had vardır. Tevkifat olmayan, istisna olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında 1600 liranın altında bir gelir elde ettiyseniz kesinlikle beyan etmeyin. 1600 liranın üzerinde bir gelir elde ettiyseniz beyan edin der. Alacak faiz de böyledir. Tevkifat yoktur, istisna yoktur. Dolayısıyla 1600 liranın altındaysa beyan edilmez, 1600 liraysa aşarsa beyan edilir. Bunları hepsini tekrar 86. maddeye ilişkin konuda örnekleriyle beraber tekrar üzerinde duracağız. Şirket ortağına ait iş yerinin bedelsiz kullanımı. Bu da şu açıdan önemli, kira ödemiyoruz. Yani kiraladığımız bir iş yerimiz var, kira ödemiyoruz. Ortağımıza ait, eşimize ait, dostumuza ait veya yabancı birisine ait. Kira ödemiyoruz. Stopaj yapacak mıyız ama iş yeri olarak kullanıyoruz. Öncelikle bunu çözmemiz lazım. Stopaj yapacak mıyız? Stopaj ne üzerinden yapılır? Nakden veya hesaben bir ödeme yapmamız gerekir. Nakit ödeme yapmıyoruz, nakden ödeme yapmıyoruz. Hesaben ödeme ne demek? Gider yazmak demek. Eğer kirayı gider yazıyorsak, kirayı gider yazıyorsak ve mülk sahibine borçlanıyorsak hesaben ödeme yapmışız demektir ve stopaj yapmamız, kira stopajı yapılması gerekir demektir. Eğer kira gideri de yazmıyorsak, yani nakden ödeme yapmıyoruz, kira gideri de yazmıyoruz, dolayısıyla hesaben ödeme de yapmıyoruz, bu durumda herhangi bir stopaj yapmamıza gerek yok. Karşı taraf açısından değerlendirdiğimizde işte orada az önce bahsettik ya, emsal kira bedeli uygulaması devreye girer. Karşı tarafa da der ki gelir idaresi, sen burayı bedelsiz kullandıramazsın der. İşte buranın vergi değerinin %5'i tutarında bir kira geliri elde etmiş olman gerekirdi der. Bunun beyanı da yine 1600 liralık had belirler. Çünkü burada artık stopaj uygulanmamış, nakden veya hesaben ödeme olmadığı için. Stopaj uygulanmamış, iş yeri olduğu için istisna yok. Tevkifata konu değil, istisna yok. 86.1D bendine göre, bir Denizli bendine göre 1600 liranın altındaysa beyan edilmemesi, 1600 lirayı aşarsa tamamının beyan edilmesi gerekir. Konut kira gelirlerinin, tekrar söyledik zaten ama tekrar edelim, 3.900 lirası 2017 yılı için istisna. Şimdi bu istisnanın uygulanmayacağı haller var. Bu çok kolaydı. Eskiden derdi ki sadece konutlarda uygulanır bu istisna derdi. Bunu beyan edenler bu istisnadan yararlanabilir. Kazancını gizleyenler bu istisnadan yararlanamaz derdi. İdare tespit edene kadar siz eğer pişmanlıkla beyan ettiyseniz yine de bu istisnadan yararlanırsınız derdi. Bunun uygulanıp uygulanmayacağı kolaydı ama buna daha sonra bazı yerlerde ben sineğin yağı vergisi diye ifade ediyorum. Birazdan götürü giderde de 7061'i burada anlatırken onun üzerinde de durmuştuk %25'ten %15'e düşürmeyi. Burada da bazılarına dediler ki arkadaşlar sizin çok yüksek kazancınız var. Yüksek kazancı olan kişilere biz bu 3900 liralık istisnayı uygulatmak istemiyoruz. Yani o 3900 liranın vergisini almak istiyoruz dediler. Dediler ki istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden. Bir kere bu uygulamayı yapabilmem için öncelikle istisna haddinin üzerinde bir hasılat elde edilmesi gerekiyor.
Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın. Bu çok önemli. İster beyan edin, ister etmeyin. Bu 3900'den yararlanıp yararlanmayacağınızı tespit ederken, ben beyanın gerekip gerekmediğine bakmam, beyanı gerekmeyen gelirlerinizi bile toplamaya alırım dedi. Bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar ve kiraların toplamı 2017 yılı için 110 bin lirayı aşıyorsa bu istisnadan yararlanamazsınız dedi. Yani biz artık bir kezle karşılaştığımızda beyanname verilecek mi, verilmeyecek mi tespitini yaparken öncelikle istisnadan yararlanacak mı, yararlanamayacak mı sorusunu çözmemiz gerekiyor. Onun üzerine devam etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili birkaç tane çok kısa örnek. Sadece kira geliri varmış Bayan Bey'in. 120 bin lira 2017 yılında. İstisnadan yararlanabilir mi? Yararlanamaz. Neden yararlanamaz? Çünkü 110 bin liranın üzerinde geliri var. 110 bin liranın üzerinde geliri varsa istisnadan yararlanamaz. Biraz daha örnekler karışacak olursa, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 7 bin lira kira geliri elde etmiş. Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 25 bin lira iş yeri kira geliri elde etmiş. 90 bin lira stopaj yapılmış ücret geliri elde etmiş. Şimdi bunların hepsinin üzerinde beyan edilip edilmeyeceğini dediğim gibi birazdan 86. madde bahsinde tekrar üzerinde duracağız. Burada konumuz ne şu anda? İstisnadan yararlanabilir mi, yararlanamaz mı sorusunu çözüyoruz. Bakın ücret var 90 bin lira stopaj yapılmış tek işverenden elde edilmiş. Beyan edilir mi normalde? Edilmez. İş yeri kira geliri var. 30 bin liranın altında 25 bin lira. Birazdan anlatacağız yine ama beyan edilmez. Bakın beyan edilmemesine rağmen az önce ne dedik? Beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın. Beyan edilmemesine rağmen biz diyor ki bunları toplayın diyor. 90 artı 25, 115 artı 7, 122 bin lira sizin geliriniz var. 110 bin liradan büyük mü? Büyük. İstisnadan yararlanamazsınız. Ne yaptık? İstisnadan yararlanılamayacak tespitini yaptık. Yine bu tespiti yapmak amacıyla bir örneğimiz. Bu önemli. Burada da bir ayrıntı var. Konut kira geliri 3200 liraymış. Tevkif yoluyla vergilendirilmiş mevduat faizi 40 bin liraymış. 90 bin lira da ücret geliri varmış. Yine ücret kesinlikle beyan edilmez. Birazdan tekrar anlatacağız. Mevduat faizi kesinlikle beyan edilmez. Ama ne diyordu bize? Beyan edilip edilmediğine bakılmaksızın bunları toplayın diyordu. Topladık yine 90 artı 40, 130, 3200 daha, 133.200, 110 bin liradan büyük mü? Büyük, istisnadan yararlanabilir mi? Öyle değil işte, burada yararlanabilir. Buradaki elde ettiği kira geliri zaten istisna haddinin altında. Eğer kira geliriniz istisna haddinin altındaysa bu 110 bin lira kıyaslamasını hiç yapmayın diyor. Zaten onu silin. 3200 lirayı görmeyin artık diyor. Elde ettiğiniz kira geliri, konut kira geliri 3900 liralık istisna haddinin altında ise eğer 110 bin liralık kıyaslamayı yapmayın diyor. Bu örnekte onunla ilgiliydi. Ayrı bir küçük bir ayrıntı var burada. %20 stopaj vardır dedik iş yeri kira gelirlerinde. Basit usule iş yerimizi basit usule tabi bir mükellefi kiraya veriyorsak basit usule tabi mükellef stopaj yapar mı? Yapmaz. Stopaj yapmadan kira ödemesini yapacaktır iş yeri için. İş yeri olduğu için herhangi bir istisna da yoktur. Yine az önce bahsettim 86 bir denizle 1600 liranın altındaysa tevkifat olmayan kira geliri, istisna olmayan kira geliri 1600 liranın altındaysa kesinlikle beyan edilmeyecektir dedim. Basit usul açısından bu önemli. Şimdi iş yeri kira gelirleri hangi halde beyan edilir, hangi halde beyan edilmez? 86.1c düzenliyor bunu. 86.1c diyor ki tek başına bakmayın diyor. Kira iş yeri kira gelirine tek başına bakmayın. Vergiye tabi gelir toplamına bakın diyor. Vergiye tabi gelir toplamınız 2017 yılı için 30 bin lirayı aşıyorsa tevkifat yapılmış iş yeri kira gelirini beyan edin. Ama vergiye tabi gelir toplamı 30 bin liranın altındaysa iş yeri kira gelirini beyan etmeyin diyor. 30 bin lira bir istisna haddi, beyan haddi özür diliyorum istisna değil. 29.999 lira beyan edilmez.
Ama 30.001 liranın tamamı beyan edilir. Bu da gelir vergisi kanunu 103. maddesindeki tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan rakamdır. Aslında hani beyan etmemek her zaman iyi değildir. Beyan ettirmeyen burada Maliye Bakanlığı zaten. Hani mükellefin lehine olsa o kendisi açısından düzenleme yapar. Beyan etmemek burada kötüdür. Çünkü niye? İkinci gelir dilimi stopajı mahsup imkanını engelliyor. %20 peşin vergiyi alıyor zaten iş yerinde. %20'yi aşana kadar beyan ettirmiyor zaten. O yüzden beyan etmemek her zaman iyi değildir. Ona ilişkin örneklerimiz de var. Gerçek gider yöntemiyle az önce bir örnek söylemiştim. Örneği çıkartmamışız meğerse, yerini değiştirmişiz. O örnek burada. Normal hasılatımız 38 bin lira, yaptığımız gider 15 bin lira. Ama 15 bin liranın tamamını gerçek gider yöntemini seçmişiz. Tamamını gider yazamayız. Ne yapmamız lazım? 15 bin liradan istisnaya da pay vermemiz lazım. Yani 38 bin liranın gideri 15 bin liraysa 34 bin 100 liranın gideri kaç liradır diye bir orantı yapmamız lazım. 34 bin 100 liranın giderini de 13.460.53 olarak bulup hasılattan önce istisnaya düşmemiz lazım. Daha sonra 13.460 indirilebilecek gideri düşmemiz lazım ve beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradını bulmamız lazım. Şimdi bunun üzerinde durmuştuk. 7061 sayılı kanunu burada anlatırken, torba yasayı anlatırken ben şiddetle itiraz etmiştim bunun yürürlük tarihini, hatırlayanlarınız olacaktır. Götürü gider, gayrimenkul sermaye iradının tespitinde ikinci gider yöntemimiz bizim ne? Götürü gider. Ne diyordu? Hasılatın %25'i götürü gider olarak indirilebilir diyordu. Kanun değişti. 7061 bize ne dedi? %15'tir dedi götürü gider. Ne zaman çıktı bu kanun? Aralık 2017'de çıktı. Yürürlük tarihine ne dedi? 1-1-2017 dedi. Yani ben örneğin Mart 2017'de ev almaya karar verdim. Bir vatandaşım ben, vergi mükellefiyim. Ev almaya karar verdim. Baktım mevcut kanunlara. Dedim ki, iyi dedim ben hani sonuçta net gelirimi hesaplayacağım. Götürü gider yöntemini seçerim. %25'ini götürü gider olarak düşürürüm. Şu kadar net gelir elde ederim dedim. Mart 2015'te o evi almaya karar verdim. Sonra ben evi aldım çünkü kanun öyle diyordu bana. Daha sonraki bir tarihte benim evi aldığım tarihten daha öncesine geçerli olacak şekilde kanunu değiştirdiler. Bu bir kere yanlış, anayasaya aykırı. Ciddi bir kira geliri tutarınız varsa ihtirazi kayıtla beyanname vermek tavsiye edilir burada demiştik. Hatta bu şu açıdan çok daha sakıncalı bir düzenleme. Götürü giderde bize kanun diyor ki 2 yıl üst üste uygulamak zorundasınız diyor. Yani ben 2016'da götürü gider yöntemini seçtiysem eğer 2017'de de uygulamak zorundayım. Yani bunun yürürlük tarihine 1-1-2017 dediler ya, aslında 2016 yılında götürü gider yöntemini seçenler için yürürlük tarihine 1-1-2016 dediler. Yani 2 yıl öncesi bir tarih dediler buna. Ve o zaman hani %15 değiştirme hakkı tanımaları gerekiyordu. En azından tutar ciddiyse ben tekrar ihtirazi kayıtla beyannameyi, Rıza Bey duymamış olsun bunları önerdiğimizi, ama vergi dairesiyle bu kadar çok ihtilafa düşmeyiz inşallah. Ama burada ciddi bir yanlış düzenleme var, haksızlık var. Bu da şuradan anlaşılıyor. Bakın, karşılaştırmalı bir tablo. İş yeri kira gelirlerinde hem %20 stopaj var, hem götürü gider yöntemi seçilmiş. 7061 sayılı kanun öncesindeki durumda 133.600 liraya kadar kira gelirlerinde tevkifat tutarıyla beyannamede hesaplanan tutar birbirine denk geliyor ve beyannamede ödenecek vergi çıkmıyor. 133.600 liraya kadar. Ama götürü gider %15'e düşünce ödeme çıkacak rakam 85.000 liraya düşüyor. 133.000 liradan 85.000 liraya düşüyor. Veya şöyle ifade edelim. 200.000 lira bir iş yeri kira gelirinde 7061 sayılı kanun öncesinde ödenecek, beyannamede ödenecek gelir vergisi 4.150 lira çıkarken, bu götürü giderin %15'e düşmesi sonucunda 200.000 lira iş yeri kira gelirinde 11.150 liraya çıkıyor ödenecek vergi. Ama az önce açıkladığım gerekçelerle bunun doğru bir düzenleme olmadığını düşünmekteyim. Menkul sermaye iratları ile ilgili çok kısa hatırlatmalar. 75. maddesinde düzenlenmiştir. Paradan kazanılan paralardır. Çok kısaca söyleyecek gerekirse. 75. madde bentler itibariyle bizim sunumumuzda yer alıyor.
1, 2 ve 3 numaralı bentler anonim şirketlerden ve limited şirketlerden elde edilen kar paylarını kapsar. Kar payı demektir bunlar. Bunların vergilendirilmesi nasıl olacak? Birazdan üzerinde duracağız. 4. bende önemli değildir. Dar mükellefiyete ilişkin bir düzenlemedir. Uygulamada çok karşılaşmayız. O yüzden üzerinde durmayacağım. Her nevi hazine tahvil ve hazine bonosu faizleri. Burada da 1.1.2006'dan bakın az önce bahsettiğim konuyla ilgili olarak geçici 67. madde bir düzenleme yaptı. Ta 2006 yılında. Ve devlet tahvili ve hazine bonosu için dedi ki ben çıkmadan önce devlet tahvili ve hazine bonosunu aldıysanız ben çıkmadan önceki kanun hükümleri uygulanır dedi. Aynı şeyi hisse senetleri için de söyledi. Eğer ben çıkmadan önce dedi geçici 67. madde ben çıkmadan önce hisse senedi aldıysanız ta 2005 yılı hükümleri uygulanır dedi. Bakın 2015 demiyorum 2005 yılı hükümleri uygulanır dedi. Ama az önce bahsettiğim götürü giderdi. Bunu yapmadılar. Geçici 67'de tamamen doğru olanı yapmışlardı. Yine burada 5. bendin üzerinde tahvil, bono ve faizlerini değerlendirirken 1.1.2016'dan önce ihraç, 1.1.2016'dan sonra ihraç gibi sunumumuzda da yeri var ama 12 yıl önce ihraçla artık belki de çok karşılaşma olasılığımız yok. Süreyi de iyi değerlendirebilmek için sonrası ihraç üzerinde duracağız. Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri menkul sermaye iradıdır. Geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Alacak faizleri az önce bahsettik. Alacak faizlerinde tevkifat yoktur. İstisna yoktur. 86.1d bendine göre 1600 liranın altındaysa beyan edilmez. Üzerinde ise tamamı beyan edilir. Mevduat faizi geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Tutarı ne olursa olsun kesinlikle beyan edilmez. 8, 9 ve 10 numaralı bentler hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında elde edilen kazançlar. Senetlerin kırılması, iskonto ettirilmesi karşılığında elde edilen kazançlar 8, 9 ve 10'da düzenlenmiş. Bunlardan elde edilen kazançlarda da tevkifat yoktur, stopaj uygulaması yoktur, istisna yoktur. Yine 86.1 Denizli'ye gideriz. 1600 liranın altındaysa beyan edilmez. 1600 lirayı aşarsa tamamı beyan edilir. 11. bent boştur. Kanundaki bentlerle gidiyoruz. 75. madde burası. 12. Faizsiz bankacılık sisteminin faizinden bahsediyor aslında. Aynen kar payları olarak ifade ediyor ama aynen mevduat faizi gibidir. Vergilendirilmesi de aynen mevduat faizi gibidir. Geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Menkul kıymetleri geri alım ve satım taahhüdü ile alınması veya satılması repo demektir. Ters repo demektir. Geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. 15 numaralı bentte sigorta şirketlerinden ayrılanlara yapılan ödemelerin irat kısımları düzenlenmiştir. Biliyorsunuz burada Anayasa Mahkemesi'nin bir kararından sonra bu düzenlemeler yenilendi ve 94. maddede bunların stopajı düzenlenmiştir. Benzer şekilde de 16. bentte bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan irat ödemeleri düzenlenmiştir. Ana para ödemeleri artık bu kapsamda değerlendirilmiyor. Bunların sistemde kalma süresine göre 94. maddede %15, 10 ve 5 olmak üzere stopajları düzenlendi. Bu stopajlar bunlar açısından nihai vergi. Çünkü 86. madde yine bize diyor ki 75. maddenin 15 ve 16 numaralı bentlerindeki kazançlar kesinlikle beyan edilmez diyor. Kar paylarının vergilendirilmesi 75'e 1, 2, 3 kar payları demiştik. Çok kısa hatırlatma yapacağız yine burayla ilgili de. Hisse senetlerinden elde bir gerçek kişi bir hisse senedinden kar payı elde ediyor. Bir gerçek kişi bir limited şirkete ortak olmuş iştirak hissesi var. O iştirak hissesi nedeniyle kar payı elde ediyor. Bakın satmıyor ne yapıyor? Kar payı elde ediyor. Şirket karını dağıtıyor. Veya yönetim kurulu başkan ve üyelerine ilgili şirketler kardan pay veriyorlar. Bunlar menkul sermaye iradıdır. Nasıl vergilendirilir? 22. maddesi var gelir vergisi kanunu. Diyor ki bize elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır.
Kalan karın dağıtımı aşamasında da 94. madde bize ne diyor? %15 stopaj yapılıyor diyor. Yani bir kar payını şirket ortağına dağıtırken dağıtım aşamasında %15 stopaj yapar. İki tane şey, yarısı istisnadır, %15 stopaj yapılır. Kalan yarısı, yine 86.1c'ye gidiyoruz orada da, 30 bin lirayı aşıyorsa, istisna sonrası kalan tutar. 30 bin lirayı aşıyorsa beyan edilir. Beyannamede hesaplanan vergiden, artan oranlı tarifeye göre beyannamede hesaplanan vergiden, o yapılan %15 stopajın tamamı mahsup edilir. Stopajın tamamı. Bakın ne dedik? Kar payının yarısı istisna. Mantıken düşününce ne diyoruz ya? Kar payının yarısı istisna ama stopaj hangi rakam üzerinden yapıldı? Tamamı üzerinden yapıldı. O zaman hani stopajın da acaba yarısını mı mahsup etmem gerekir? Hayır diyor bize 22. madde. Stopajı yarısı istisnadır ama hesaplanan vergiden dağıtım aşamasında yapılan stopajın tamamı mahsup edilir diyor. Bu da şu demek, yani vergi oranı %15'i, yani artı 15'i geçmesin demektir aslında. %35'i geçmesin demektir aslında. Şimdi bunu şöyle örneklendirdik. 100 bin lira brüt kar payı elde etmişiz. 334 bin lira brüt kar payı elde etmişiz. 500 bin lira brüt kar payı elde etmişiz. Önce 100 bin lira üzerinden bir bakalım. Brüt kar payı tutalım. Zaten 60 bin liraya kadar, hani dedik ya, 30 bin lirayı aşarsa beyan edilir dedik ya, 60 bin liraya kadar herhangi bir beyan yok. Yani kar payının brüt tutarı 60 bin liraya kadarsa herhangi bir beyan yok. 100 bin lira brüt kar payı elde etmişiz. İstisnana kadar yarısı 50 bin lira. 100 bin liranın dağıtım aşamasında stopaj yapıldığına kadar 15 bin lira. O 15 bin lira stopajı cebimize koyduk. 50 bin lirayı beyan ettik. Başka bir gelirimiz yokmuş. Gelir vergisi matrağı 50 bin liraymış. Artan oranlı tarifeye göre vergi hesapladık. 10.750 lira çıktı. Mahsup edilecek vergi dağıtım aşamasında yapılan stopajın tamamı. 15 bin lirayı düştük. 4.250 lira iade çıktı. Bu mükellefte. 334 bin liraya kadar hep iade çıkıyor mükelleflere sadece kar payının beyanında. Yani 334 bin liranın artan oranlı tarifeye göre hesaplanan vergisiyle 334 bin liranın %15 stopajı birbirine eşit geliyor ve ödenecek vergi de çıkmıyor, iade de çıkmıyor. 334 bin lirayı aşan tutarlarda ödenecek vergi çıkıyor. Burası önemli değerli meslektaşlar. Biz hani hep şu, ben dün bu seminerleri biz aslında değerli hocalarım, Nevzat hocam da burada, beraber hazırladık. İstanbul'un eğitmenleri çok destek veriyorlar bize. İstanbul Odası'na ben o çerçevede tekrar teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de 74 ilde biz bundan önce dijital muhasebe, bir ay içerisinde dijital muhasebe eğitimleri yaptık. Şimdi de 74 ilde gelir vergisi eğitimleri yapıyoruz. Dün ben Hatay'daydım mesela, bugün buradayım. Birçok yerde eş zamanlı eğitimlerimiz devam ediyor. Bunları niye söyledim hocam ben bunu? Bir yere bağlayacaktım. Evet, dün Hatay'daydım. Orada da şunu ifade ettim aslında. Ya bizde şu yanlış algı var. Hani bazen bunu mükelleflerimize bile söylediğimize şahit oluyoruz. Bizler de bazen bu yanlış ifadeyi kullanıyoruz. Ya şirket kurarsan daha avantajlı. Vergisi %20. Şahıs mükellefi olursan %35'e kadar gidiyor. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Yani şirkette kalmayacak o para sonuçta. Çok büyük kurumsal yatırımlar falan yapılmadığı sürece o para hiçbir zaman şirkette kalmayacak. Ben bunu her seminerde ifade etmeye çalışıyorum. Vergilendirilecek olan kişidir, gerçek kişidir. Ve gerçek kişinin vergisi %35'e kadar çıkan artan oranlı tarifedir. Biz şu mantığı sunarsak işverenlere, ya şirket kursan %20 bak vergi. Kurdum kazandım %20. Ne olacak o paralar? Gerçek kişiye gitmesi lazım, gitmiyor. Gidiyor da aslında. Ne yapıyoruz biz bu sefer? Yine biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Kasayı şişiriyoruz. Ortak cariyi şişiriyoruz. Sonra başımıza bela. Adat mı yapsak? Adat yapacağız diyoruz bu sefer işverene. Adat nereden çıktı? Bana niye vergi çıkartıyorsun? Sen çektin bu parayı. Yani vergi, hatta ticari mantığında bile ben buna şahidim. İşverenler hani bir ticaret yapıyorlar. Ticarette bile verginin maliyetini %20 olarak hesaplıyor. Verginin maliyeti %32'dir. Yüksek kazançta en fazla %32'dir. Vergi maliyetini %32 olarak düşündüğümüz sürece, yani kar dağıttığımız sürece aslında ne bizim kasamız şişer ne ortaklar cari fiktif bakiye verir. Vergi %32'dir. En azından ticari mantığını anlatabilmek için
İşverenlere vergi oranı Türkiye'de %32'dir. %20 değil. %20 kurum aşamasında, üzeri de kar dağıtımı aşamasında diye sunarsak eğer hiçbir yanlış uygulamaya girmemiş oluruz. En azından ticari mantıkta da vergi maliyetlerini doğru hesaplamış olurlar. Bakın 334 bin liraya kadar kar dağıtmak da diğer gelirler nedeniyle ödeyeceği vergiyi de azaltan bir unsur aslında. Yani planlama da yapılabilir o çerçevede. Örneğin kira geliri de vardır bu mükellefin. O mükellefe 250 bin lira kar dağıtmak kira gelirleri üzerinden ödeyeceği vergiyi azaltabilir. Bitti mi? Vallahi o zaman yapacak bir şey yok. Saat kaç? Kaç? 10 geçiyor. Ben çıkarken saate baktım da onun için soruyorum. Tamam, menkul sermaye yaratılarını bitirdik. Toparlayabilirseniz seviniriz hocam. Tamam, toparlıyorum. Yoksa sizi dinlemek keyifli. Değer artış kazançlarını biliyoruz zaten. Sadece taşınmaz satışları, 5 yıl içerisinde yapılan taşınmaz satışlarında vergi doğuyor. Burada endeksleme ve 11 bin liralık istisna var değer artış kazançlarında. Özelgeler üzerinde Rıza Bey duracaktır mutlaka ama o görevi Rıza Bey'e verdik. Benim tereddüdüm şu, mükellef aleyhine olanlar üzerinde çok durmuyorlar gelir idaresinden geldikleri için. Ben mümkün olduğunca mükellef aleyhinde olanlarda durmak istedim. Ama vakit ne yazık ki. Erol Demirel de yok ama yine de değişenmiş. Sorun bendeymiş, ben bunu anladım. Sorun bendeymiş, ben bunu anladım o zaman. Şöyle çok kısaca şundan bahsetmemiz lazım. Beyan toplama yapılman 86. madde. 85. madde bize önce diyor ki ticari kazancınız varsa, zirai kazancınız varsa, mesleki kazancınız varsa bunlardan zarar elde etmiş olsanız dahi mutlaka beyanname vermek zorundasınız diyor. 86.1a kesinlikle beyan edilmeyecekleri düzenliyor. Kesinlikle beyan edilmeyecekler. Ne bunlar? Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar. Stopaj yoluyla vergilendirilip bu stopajlar nihai vergi olan zirai kazançlar kesinlikle vergilendirilmeyecek diyor. Bu kanun 75. maddesinin 15 ve 16 az önce bahsettik ya, sigorta şirketlerinden ayrılanlar, bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemeler kesinlikle beyan edilmeyecek diyor. Kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısmı 3500 lira konut kira geliri kesinlikle beyan edilmeyecek diyor. B bendi ücretleri düzenliyor. Tek işverenden stopaj yapılmış bir ücret geliri elde ediyorsanız tutarı ne olursa olsun beyan etmeyeceksiniz diyor. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edildiyse diyor birden sonrakileri toplayın. Birden sonrakilerin toplamı 30 bin lirayı aşıyorsa ücretlerin tamamını beyan edin diyor. Birden sonrakilerin toplamı 30 bin lirayı aşıyorsa ücretlerin tamamını beyan edin diyor. 86'ya 1C tevkifat yapılmış menkul sermaye iradını ve tevkifat yapılmış kira gelirini düzenliyor. Daha özet söyleyecek olursak tevkifat yapılmış iş yeri kira geliriyle tevkifat yapılmış kar payını düzenliyor aslında. En çok bununla karşılaşabiliriz. Burada da diyor ki ona dikkat edin, vergiye tabi gelir toplamı diyor. Bakın kira geliri 30 bin lirayı aşarsa demiyor. Ne diyor? Vergiye tabi gelir toplamı 30 bin lirayı aşarsa kira gelirlerine tevkifat yapılmış kira gelirleri beyan edilir. Tevkifat yapılmış menkul sermaye iratları beyan edilir. Yani 20 bin lira iş yeri kira gelirimiz var. Başka geliri yok. Stopaj yapılmış. Beyan edilir mi? Edilmez. 20 bin lira iş yeri kira geliri, 20 bin lira serbest meslek kazancımız var. Serbest meslek kazancı zaten beyan edilecek. İş yeri kira geliri beyan edilir mi? Niye? Bak ne diyor işte, vergiye tabi gelir toplamı diyor. Edilir burada, onun üzerinde durmaya çalışıyorum. Tek başına 20 bin lira ama toplayınca vergiye tabi gelirim ne kadar? 40 bin lira büyüktür 30 bin lira olduğu için beyan edilmesi gerekir. Ve 86.1D'den çok bahsettik. Tevkifat olmayan, istisna olmayan menkul sermaye iratları örnek alacak faizi. Gayrimenkul sermaye iradı örnek basit usule tabi işverenden elde edilen kira geliri. 1600 liranın altında ise kesinlikle beyan edilmez. 1600 liranın üzerinde ise tamamı beyan edilir. Birçok örneğimiz vardı. İşte 3 tane ücret var. Birden sonrakilerden elde edilenlerin toplamı 25 bin artı 15 bin 40 bin büyüktür
30 bin olduğu için ücretlerin tamamı beyan ediliyor burada. Tamam beyan ediliyor. Konut kirası beyan ediliyor mu? İstisna uygulanır mı konut kirasında? 3900 liralık istisna uygulanır mı uygulanmaz mı diye bakacaktık ya hani bir kezle karşılaştığımızda. Toplam ne kadar? 40, 130, 143.900 lira. Büyüktür 110 bin lira olduğu için konut kira gelirine istisna uygulanmaz. 13.900 lira konut kirasıyla ücretlerin tamamının beyan edilmesi gerekir. Birinci işveren 100 binmiş, ikinci işveren 22 binmiş stopaj yapılmış. Bunlar da konut kirası 12.900, iş yeri kirası 24 bin. Konut kirasında istisna uygulanır mı uygulanmaz mı diye bakacağız önce. Beyan edilsin edilmesin dedik ya hepsini toplayacağız. Topladık 110 bin liradan fazla mı? Fazla. İstisna uygulamayacağız konut kirasına. Bunun kararını verdik. Ücretler beyan edilir mi? Ona bakıyoruz şu anda. Birden sonraki işverenden elde edilen ücret ne kadar? 22 bin lira. Birden sonraki işverenden elde edilen ücret 22 bin lira. Küçüktür 30 bin lira olduğu için ücretler beyan edilmez. Sildik ücretleri görmüyoruz artık. Konut kirasıyla iş yeri kirası kaldı. İş yeri kirası 24 bin lira. Tek başına olsaydı beyan edilir miydi? 30 bin liranın altında olduğu için beyan edilmezdi. Ama bir de ne var bizim elimizde? 12.900. Topladık 24 bin lirayla 36.900 lira. Büyüktür 30 bin lira olduğu için iş yeri kira gelir de beyan edilir. Ve beyan etmek avantajlıdır mesela burada. Bu örnekte avantajlıdır. Benzer örneklerimiz devam ediyor. Son örneğin üzerinde duracağım bir dakika sadece. Serbest meslek faaliyet zararı varmış Doktor Bayan C'nin. X hastanesinden aldığı ücret 36 bin liraymış. Y hastanesinden aldığı ücret 20 bin liraymış. Bakın az önceki örneklerde ne dedik? Birinci işveren, ikinci işveren dedik. Hani konuyu anlatırken ne dedik? Birden sonraki işverenlerden elde edilen ücretlerin toplamı 30 bin lirayı aşarsa diye anlattık. Hangisi birinci işveren? Buna kim karar verecek? Mükellefin kendisi karar verecek. Çok net Maliye Bakanlığı öyle diyor. Mükellefin kendisi karar verecek. Bakın şimdi serbest meslekten zarar oluşmuş. Ama hasılat elde ederken %20 stopajlar vardı bir kere. O stopajlar bir yerde duruyor. Şimdi o stopajları benim yararlanmam, almam lazım. Ücretleri de öderlerken benim bordrolarımda ne yaptılar? Artan oranlı tarifeye göre yine hep stopaj yaptılar. Şimdi burada beyan etmeyemek istersem eğer, Y hastanesinden aldığım ücrete ikinci ücret derim, değil mi? İkinci ücret derim 20 bin lirayı, iki ücretler beyan edilmez, serbest meslek zararını beyan ederim, devreden zarar derim. Ne stopaj yapabilirim ne bir şey stopaj mahsubu yapabilirim. Hiçbir şey yapamam hesaplanan vergim olmayacağı için önümüzdeki yıla 44 bin lira zarar olur. Serbest meslek hasılatından ve ücretlerden yapılan stopajlar o yıl için benim nihai olarak ödediğim vergi olur. Ama ben o stopajları mahsup etmek istiyorum. Şöyle yapayım. Y hastanesinden alınan ücrete birinci ücret diyeyim. X hastanesinden alınan ücrete ikinci ücret diyeyim. 30 bin lirayı aştı mı? Aştı. Ücretleri beyan ediyorum bir kere 56 bin lira. Serbest meslek zararını da beyan ediyorum 44 bin zarar olarak. Beyannamede de birleştiriyorum tam olarak da şu eski görünümlü şu beyannamede. Ücrete yazdım 56 bin lira. Serbest meslek zararına yazdım 44 bin lira. Gelir vergisi matrahım ne kadar oldu? 12 bin lira matrahım oldu. Hesaplanan vergim %15'ten 12 bin, 1200, 1800 lira. Ama ben 56 bin lira kira gelirini elde ederken %20 stopaj yapıldı. Ve zarar olsa bile bana bir serbest meslek ödemesi yapıldı. O ödemeler yapılırken stopaj yapıldı. Sırf 56 bin liranın ortalama %20'den stopajı bile 10 bin lira yapar. Yaklaşık bana en az 8 bin lira iade doğar. Beyan etmeyi tercih ettim. Vurgulamak istediğim oydu aslında. Beyan etmek bazı durumlarda ki birçok durumda aslında beyan etmemeyi bizim önümüze getiren Maliye Bakanlığı birçok durumda zararımıza oluyor. İndirimler konusu da vardı üzülerek duramayacağım ama soru cevap bölümünde soruların tamamını cevaplayıncaya kadar en azından buradayız. KDV'nin üzerinde de duramayacağız yine katma değer vergisi tasarısıyla ilgili de merak ettiğiniz konular olursa bunun üzerinde duracağız ama bir konuya dikkat çekmek istiyorum. İşte bir sunni çok gereksiz, çok yersiz, çok zamansız bir açıklama nedeniyle bizim gündemimiz tamamen başka bir noktaya kaydı. Ama biz 27'sinden itibaren ben ve TÜRMOB'daki çalışma arkadaşlarımızla beraber 27'si gecesinden itibaren bu tasarı üzerinde çalışıyoruz.
Ve her türlü o dediğim gibi yersiz, zamansız, gereksiz açıklama ve ortada oluşan sunni gündeme rağmen bu kanun tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Ben bu tasarının bizim dedim ya İngiliz tipi katma değer vergisi üzerinden yapılmış ama İngiliz tipi katma hani nasıl lanse edildi bize devreden KDV iade edilecek. Ne zaman iade edilecek hiç bakma fırsatınız oldu mu? Devreden kanun mesela bu ay yayınlandı. Kanun bu ay yayınlandı. Devreden katma değer vergisi iade edecek. Hangi aydayız? Onu bile unuttum ben. Hocam saat kaç? Mart ayındayız. İşte bu ay yayınlandı. Nisan katma değer vergilerinin iadesini alabilecek miyiz? Diyor ki bize 31.12.2018'e kadar devreden yani 31.12.2018'den Aralık 2018'den devreden katma değer vergileriniz buharlaşacak. Ben onları 1.1.2019 itibariyle yeni bir milat başlatıyorum diyor. Ne oldu burada? 140 milyar TL dedi Oda Başkan Yardımcım. 140 milyar TL'ye ben bir bakarım diyor. Ya bütçe olanaklarım doğrultusunda iade edebiliyorsam ederim diyor Maliye Bakanlığı. 140 milyar TL'yi Maliye Bakanlığı tamamen inisiyatifine aldı. Sonra da diyor ki Ocak 2019 milat ya. Ocak 2019'dan itibaren 12 ay süreyle indirim yoluyla telafi etmene ne bekleyeceğim diyor. Örneğin Ocak 2019 KDV beyannamesini yaptık. Devreden KDV'miz 5.000 lira çıktı. O 5.000 lirayı indirim yoluyla telafi edebilirsin sen belki diyor. 12 ay beklerim ben diyor. İngiliz tipi KDV'ye esas alıyoruz dediler. İzleyen ayın 7. gününe kadar iade ediliyor İngiltere'de. İzleyen ayın 7. gününe kadar iade ediliyor. 12 ay ben beklerim dedi. 12 aydan sonra da 12 ay bekledi. Nereye geldik? Ocak 2020'ye geldik. Bunun sonucunda da 6 ay içerisinde başvurursan, istersen diyor, iadeni yaparım diyor, inceleyeceğim ben o arada diyor. Bununla ilgili inceleme birimleri, inceleme grupları kuruyor. 6 ayda da hadi çok hızlı yapıldığını varsayalım. 2020 Haziran'a geldik. Amaç bu. 2020 yılına kadar hiçbir iade diye bir şey yok zaten. Yani olmayacak, fiilen olmayacak böyle bir şey. Olursa da yoğunluğu incelemeyle olacak. Bakın kanunda dikkat ettiyseniz KDV inceleme grup başkanlığı kuruluyor. KDV iade incelemeleriyle ilgili düzenlemeler yapılıyor. Büyük bir çoğunluğu incelemeyle olacak. Bu kapsamda İngiliz tipi modele uygun bir model değil. Ama hani sanki of ne güzel oldu ya çok modern artık bak devreden iade ediliyor. Böyle değil bunlara konsantre olmamız lazım. Kamu gözetimi kurumu bizim meslektaşlarımız anlamında belki de oradaki başka bir algıya başka yönlere ilgilenmemiz lazım. Başka konsantrasyon konulara konsantre olmamız lazım. Kamu gözetimi kurumu yani mesleğimizde zaten bir yeminli mali müşavirlik serbest muhasebeci mali müşavirlik bölünmüşlüğü var. Yine oda başkanın birlik üzerinde durdu. Sonuna kadar katılıyorum. En çok bir ve beraber olmamız gereken dönem. Bu var meslekte. Kamu gözetimi kurumundan sonra işte bağımsız denetçi olan mali müşavirler, bağımsız denetçi olmayan mali müşavirler ayrımı oluştu. Burada da Maliye Bakanlığı kendisine yetki alıyor. Diyor ki niteliklerini belirlemeye diyor. Mali müşavir olmak yeterli niteliktir zaten. Hani bunun üzerinde bir nitelik aramaya gerek yok bence. Niteliklerini belirlemeye, bir nitelik belirlediğini düşünelim. İade yapabilen mali müşavirler, iade yapamayan mali müşavirler. Mali müşavirler de kendi içerisinde bölünecek. Bir işletmenin patron diyecek ki ya sen mali müşavirsin niye ben iademi sen alamıyorsun? O diyecek ki benim niteliğim yeterli değil. Öbürü alabiliyor. Öbürü benim arkadaşımın mali müşaviri alabiliyor. Bu sefer elindeki o mükellefini de kaybetmeye başlayacak. Yani ilgimizi, alakamızı, konsantrasyonumuzu elbette ki tekrar söylüyorum çok yersiz, çok hadsiz, çok zamansız, çok talihsiz bir açıklamaydı. Ama biz gelin ne olur hep birlikte bir bütün olarak, bir birlik olarak daha doğru düzenlemeler yapılmasına sağlayalım. Bunu dedim ya ben tüm Türkiye'deki İstanbul Tesmer'inde çok büyük katkılarıyla hocalarımla beraber hazırladık. Şöyle bitirmiştik biz bunun sonunu, çok hoşuma gitti. Kitapta kaldığı yere ayraç koymak, yarına çıkacağımıza dair gizliden bir umut beslemektir. Yarın da o kitabı okuyacağım beklentisiyle o kitabı kapatmaktır. Burada olmak, sizlerin burada olması bu mesleği yarınlarda da çok güzel yapacağınıza dair çok büyük bir umut beslemektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.
Sayın Emre Kartaloğlu'na kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci konuşmacımız İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Sayın Rıza Bilgiç. Sayın Rıza Bilgiç bize gelir idaresi gözüyle özellik arz eden konuları sunacaklar. Söz sizin Sayın Bilgiç. Ben de öncelikle bana bu fırsatı verdiği için İstanbul Mali Müşavirler Odamıza çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerin vergi ve muhasebe haftanızı kutluyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımız adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii gelir vergisi uygulamasında özellikli konular var. Ben sunumumu iki başlık altında ele alacağım. Birincisi yeni çıkan bir uygulama, uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi. Bu yıl ilk defa verilecek olan beyannamelerle uygulanmaya başlayacağı için vurgulamak istediğimiz hususları arz etmek istiyorum. İkinci konu ise özellik arz eden hususlar. Bu da yine uygulamada dikkat etmemiz gereken hususlar olarak göze çarpıyor. Çünkü hem mali müşavirlik mesleğinin geldiği konum itibariyle sizler çok önemli emekler sarf ediyorsunuz ve çok iyi bir bilgi birikimine sahipsiniz. Artık A'dan Z'ye bütün konuları anlatmak çok hem uygun değil hem de dinleyenler açısından da sıkıcı oluyor. Onun yerine belli noktaları vurgulamak daha önem arz ediyor. Öncelikle vergi indirimi, %5 vergi indirimi müessesesiyle ilgili önemli hususların altını çizmek istiyorum. Bu 6824 sayılı kanunla gelen bir uygulama. Bununla ilgili olarak 1/1/2018'den itibaren verilecek olan yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bu uygulanacak. Dolayısıyla ilk defa bu yıl uygulanıyor. Burada beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi veya kurumlar vergisi, onu da kurumlar vergisi seminerinde mutlaka anlatıcı arkadaşlar, %5 oranında vergi indirimi hesaplanacak. Burada bütün gelir unsurları faydalanabiliyor mu diye baktığımızda malum 7 adet gelir unsuru var. Ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar faydalanıyor. Burada belli şartlar öngörüyor kanun ve ilgili tebliğde de bu şartlar açılmış. Bunların başta geleni beyannamenin ilgili olduğu yıl ve geriye doğru 2 yıl içerisinde Maliye Bakanlığı'na verilmesi gereken beyannamelerin kanun süresi içerisinde verilmiş olması ve tahakkuk eden vergilerin de ödenmiş olması gerekiyor. Buradan şöyle bir soru akla geliyor. Bu 3 yıllık şart acaba kanunun öyle saydığı bir şart mıdır? Yoksa illa bu 3 yıllık geçmişe, background'a sahip olması mı gerekir? Söz gelimi 2016-2017 yılında gelir vergisi mükellefi olmak farklı mıdır? Ona baktığımızda veya 2015 yılında bu 3 yılı aradığını görüyoruz. Dolayısıyla 2016 veya 2017 yılında bir gelir vergisi mükellefiyeti ticari, zirai veya mesleki anlamda tesis etmiş olan bir mükellef 2018 gelir vergisi beyannamesinde diğer bütün şartları sağlamış olsa dahi yararlanamayacak. Bu önemli bir husus. Bu demektir ki en geç 2015 yılında gelir vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili önem arz eden bir husus. Burada kanunda geçen vergi beyannamelerinden ne anlaşılması gerekiyor? Bunlar Maliye Bakanlığı'na verilmesi gereken gelir veya kurumlar, katma değer, muhtasar gibi tüm vergi beyannameleri ve bunlar üzerine tahakkuk eden vergileri anlatıyor. Peki kanun süresinde verdiğimiz bir beyanname bu süre içerisinde. Fakat buna daha sonra
düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla tekrar bir beyanname verdik. Bu engel teşkil eder mi? Teşkil etmez, süresi içerisinde bu verilenleri ödemek şartıyla. Ancak bu süre içerisinde kanun sürede diyelim ki katma değer vergisi beyannameniz 2017 Ocak ayında. Bunu zamanında vermemişsiniz. Bir fark ediyorsunuz ki biz bunu veremedik. Hemen pişmanlıkla bunu veriyorsunuz. Ama zamanında bir beyanname vermemiş olduğunuz için pişmanlıkla bunu vermiş olmanız kanun aradığı şartları sağlamadığınız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu indirimden faydalanamıyorsunuz. Yine bir başka şartı, bu geçmişe dönük 3 yıllık süre zarfında ikmalen reysen veya idareci yapılmış bir tarihat bulunmamış olması lazım. Bulunmuşsa da beyanname verme süresi içerisinde bunların kesinleşmiş olması lazım. Yani ya dava, ya icra, ya düzeltme veya uzlaşma, bu çerçevede bunların ödenmiş veya ortadan kaldırılmış olması lazım yargı kararlarıyla. Akla yargı aşamasında olduğu zaman farklı bir soru da gelebilir. Kesinleşme yargısal süreç anlamında ne ifade eder? Bunlar hepsi bizim İdari Yargılama Usul Kanunu içerisindeki kanun yollarının tüketilmiş olmasını ifade eder. Bunu niçin söylüyorum? Şundan, Anayasa Mahkemesi 2010 Anayasa Değişikliği'nden sonra bireysel başvuru hakkı getirildi ve bazı vergi mükellefleri de bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmakta ve zaman zaman Anayasa Mahkemesi farklı kararlar vermekte, bazen iadeler yönünde kararlar vermekte veya yargılamanın yenilenmesi yönünde. En son 13 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan bir Anayasa Mahkemesi kararında bu çok eski yatırım indirimi uygulaması ile ilgili olarak %19.8 stopaj yapılacak, işte bunun mahiyeti ne olacak? Danıştay daireler arasında farklı kararlar vardı ve bu bir türlü içtihadı birleştirme kurul kararına dönüşmediği için bu ortadan kaldırılmamıştı. Anayasa Mahkemesi bu konularla ilgili yargılamanın yenilenmesi yönünde bir karar verdi. Veya başka konularda bazı bankaların muzdam sandıklarıyla alakalı olmak üzere iadeler hukuki öngörülebilirlik ilkesine uyulmayan bir süreç sonucunda mükellefin karşıya kaldığı durumun telafisi yönünde kararlar verdi. Bunlar Anayasa Mahkemesi tamamen iyi hukukun dışında olağanüstü bir süreç olduğu için bunu anlamayacağız. Normal İdari Yargılama Usul Kanunu çerçevesindeki yargısal süreçte kesinleşme şartı, bunu anlayacağız. Yine bir başka şartımız, beyannamenin verildiği tarih itibariyle 1000 TL üzerinde vadesi geçmiş vergi aslı ve vergi cezası, usulsüzlük, özel usulsüzlük, bunların hepsi içerisinde bakacağız. 1000 TL'yi aşmayacak borcumuz. Bunu arıyor. Diyelim 5000 lira ecimisil borcunuz var. 500 lira da özel usulsüzlükten dolayı veya gelir vergisinden dolayı borcunuz var. Ödememişsiniz. Ecimisil bunlar arasında sayılmadığı için biz onu değerlendirmeden ari tutacağız ve 500 TL de 1000 liranın altında olduğu için bunu engel olarak görmeyeceğiz ve faydalanabileceğiz. Diğer şartları da sağlıyorsak eğer. Bir son şart var. O da 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun kaçakçılıkla ilgili 359. maddesi var. Onunla getirilen suçları işlenmemiş olmak. Hangi süre zarfında ne kadar geriye gidiyor? Beyannamenin ilgili olduğu yıl ve ondan önceki 4 yıl. Yani 5 yıllık bir geriye gitme süresi var. Bunlar da işlenip işlenmediği ile alakalı bir vergi inceleme raporu vesaire olması lazım. Bunların bir tespite bağlanması lazım. Dolayısıyla böyle bir idarenin tespiti, uygulaması vesairesi olmamışsa buna ilişkin suçların işlenmediği anlaşıldığından bu vergi indirimine engel bir şey söz konusu değil. Peki daha sonra bir inceleme oldu. Diyelim 2018 Mart ayında bu gelir vergisinden indirimden faydalandık. 2019'da vergi müfettişi dedi getirin 2017
takvim yılına ilişkin işlemlerinizi inceleyeceğim. Ve burada ikmalen bir tarihat çıktı. Burada şartı yerine getirmediğiniz anlaşıldığından vergi ziya uygulanmaksızın ancak gecikme faizi aranılmak suretiyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi sizden aranılacaktır. Her halükarda bu indirimde 1 milyon TL'yi aşamayacaktır. Gelir vergisi mükellefleri açısından baktığımızda gayet yüksek bir tutar. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından baktığımızda çok yüksek bir tutar olmayabilir. Ama kanuni düzenleme bu şekilde. Peki bu indirimden faydalanma hakkımız var ve Mart ayında bu beyannamemizi verdik. Ve fakat faydalanabilecek bir beyannamede indirimden faydalanabilecek bir tablomuz yok. O zaman bu hakkımız düşecek mi? Hayır, bir yıllık hak düşürücü süreyi öngörmüş kanun. Diyor ki sen beyannamenin verdiğinden bir yıl ileriye doğru bak. Beyannameli Maliye Bakanlığı'na verdiğin vergi beyannameleri üzerinden bu %5'lik indirimi düşebilecek. O şekilde kendini gözden geçir. Ama bu bir yıllık süre hak düşürüm süre hiçbir beyannamede de bu haktan faydalanamıyorsam ben bu hakkı sana red ve iade etmem diyor. Vergi indirimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle hususlar göz önüne alınmak suretiyle bazı noktaları altını çizmeye çalışacağım. Şimdi bir iş yeri açıyorsunuz. Öncelikle bir yer kiralamanız lazım. Kiralıyorsunuz. İşte belli mobilya tefrişatını yapıyorsunuz. Daha sonra tabii bunu aldınız. Kira sözleşmesinde yaptınız bir iş yeri. Daha sonra vergi dairesine başvuruyorsunuz. Yoklama memuru gelecek. Yoklamayı tutacak. Evet, sizin ticari işte veya serbest meslek bu anlamda faaliyetiniz başlaması gerekir diye kaydı tutacak. Evet, böyle bir mükellef var. Fiktif bir mükellef değil. Tabii bu süre zarfında bu zaman geçebiliyor. Dolayısıyla siz ilk başta bir kirayı ödediniz. Peki tevkifat yapma yükümlülüğünüz başlayacak mı? Veya daha sonra size bu konuda bir eleştiri gelebilir mi? Burada siz ne zaman gelir vergisi yoklama memuru geldi, yoklamayı tuttu, sizin mükellefiyetiniz başladı, 94. madde kapsamında o sayılanlar içerisine girdiğiniz takdirde o zaman başladığından sizin tevkifat yükümlülüğünüz de o zaman başlayacak. Dolayısıyla o tarihten itibaren başlayacaksınız. Sadece bir yeri kiralamış olmanız ve bir niyet taşıyor olmanız buradan yola çıkarak sizin tevkifat yapma yükümlülüğü altına sokmuyor. Geri vergisinin mükerrer 80. maddesinde tabii hisse satışları var. Orada değer artış kazançları var ve hisse senetleri içinde 2 yıllık süreden sonra satıldığı zaman bir değer artış kazancı hesaplanmayacağı hükmü var. Burada tabii dikkat etmemiz gereken husus ne? Ona bakalım. Bu ortaklık hisseleri hisse senedine veya hisse senediyle aynı değeri taşıyan il muhaberle karşılanmışsa o zaman 2 yıllık süre o il muhaber veya hisse senedi bastırma tarihi itibaren o süreyi esas alacağız. Ama bunlar yoksa ortaklık hissesi, limited şirket ortaklığı veya anonim şirketin ne il muhaber ne hisse senediyle temsil edilmeyen ortaklık satışıysa burada herhangi bir süre sınırı yok. Dolayısıyla ne zaman satarsanız ve bir kazanç olursa değer artış kazancı olarak bunu dikkate almamız gerekir. Tabii zaman zaman şirketler nevi değiştiriyor. Bu da ticari hayatın içerisinde olan bir uygulama. Limited şirket. Daha sonra işler büyüyor ve daha profesyonel, daha farklı bir anlayışla olayı ele almak gerekiyor. O zaman anonim şirkete dönüyor. Örneğimizde işte nevi değiştiren bir limited şirket değiştirdi. Anonim şirket oldu. Ve bu ortaklar da bununla ilgili olarak hisse senedi bastırıyorlar anonim şirkette. Tabii 2 yılın hesabında değer artış kazancı hesaplanacak mı, hesaplanmayacak mı? Burada şirketin kuruluş tarihini mi
nevi değişikliği yani limitetten AŞ'ye dönüş tarihini mi esas alacağız yoksa ses denetlerinin bastırıldığı tarihi mi esas alacağız? Burada değer artış kazançları ile ilgili istisnadan faydalanıp faydalanmama açısından çok önem arz ettiğinden burada hisse senedi bastırılma tarihinden itibaren bu 2 yıllık süreye dikkate almamız gerekecek. Değer artış kazançlarında da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii yine gelir vergisinde 81. maddesinde bir ferdi işletme bilanço esasında defter tutuyor ve bir sermaye şirketine devroluyor. Belli şartları var o ortaklık payı alacak o hisselere oranında. O çerçevede bu ferdi işletmenin sermaye şirketine dönmesinden dolayı bir vergi ertelemesi oluyor. Vergi aramıyor kanun. Dolayısıyla tabii böyle bir uygulamada şu da akla geliyor. Acaba benim bu ferdi işletmemin zararı var ise ben bunu bir sermaye şirketine devrettim. Bu şartları da taşıyor. Bunu kurumlar vergisi matrağında devralan şirket indirebilecek mi? Hemen kafamıza devir bölünme hallerindeki belli şartlarla getirilen zarar indirim müessesesi geliyor. Burada gelir vergisinde böyle bir müessese olmadığından dolayı ferdi işletmenin zararları dikkate alınamayacak devrolan kurumlar vergisi matrağında. Arabuluculuk faaliyetinden elde edilen kazanç nasıl vergilendirilecek? Tabii arabuluculuk müessesesi yeni bir müessese. Özellikle iş uyuşmazlıklarında, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanmaya başlandı. Ama farklı alanlara da sirayet edeceği öngörülmekte. Burada tabii ücret ve serbest meslek ayrımı birçok konuda önem arz etmekte. Burada da olayın özüne baktığımızda bir şahsi nam altında bir şahsi ilmi bir birikimin uygulanması söz konusu. Dolayısıyla burada ücretin unsurları olmadığından serbest meslek kazancı olarak arabuluculuk faaliyetinden elde edilen gelirler vergilendirilmek durumunda. Tabii gayrimenkul sermaye iratlarına baktığımızda bir evde kirayla oturuyorsunuz ve bir ev satın alıyorsunuz ama onda çeşitli sebeplerle farklı şehirde vesaire olması dolayısıyla onda ikamet etmiyorsunuz. Onu kiraya vermeyi tercih ediyorsunuz. Burada zaman farkı oluyor. Diyelim Ocak ayında kirayla oturmaya başladığınız bir ev, diyelim Haziran ayında da ev aldınız ve ondan da gayrimenkul sermaye iradı elde etmeye başladınız. Burada bu elde edeceğiniz kiradan bu gayrimenkul sermaye iradına indirebiliyorsunuz ama bu dönem farklılıkları olduğunda örneğimizde yer aldığı gibi ancak gelir elde etmeye başladığınız dönemden itibaren sizin oturduğunuz kira bu gayrimenkul sermaye iradının elde edilmesinde beyannamede ve gider olarak indirilebilir. Yine güncel bir konu İstanbul Kart Dolum Fişleri. Burada serbest meslek erbapları ve çalışanları bunu kullanmakta. Tabii zaman zaman soru işaretleri geliyor. Bir fiş veriyor. Diyor ki bunun mali değeri yoktur. Şimdi öncelikle bu elektronik para uygulamalarıyla ilgili bir kanuni düzenleme çıktı. Ve BDDK'nın düzenlediği alanla ilgili olarak bu kanuni düzenleme çıktı. İşte İstanbul Ulaşım altyapısı vesaire bunların hepsi farklı şirketler aralarında mahsuplaşma vesaire açısından da bu kanuni dayanakla bel bir maaşa kuruldu. Onlar kendi içerilerinde mahsuplaşıyorlar ama size İstanbul Kart Dolum Fişi için bir belge veriyor. Diyor ki mali değeri yoktur. Biz akla soru işareti gelebiliyor bununla ilgili olarak. Burada öncelikle en başta söyleyeyim, mali değeri yoktur dense dahi bunu öncelikle KDV'si iç yüzde yoluyla, çünkü özel matrah şekline tabi olduğundan dolayı iç yüzdeyle bu indirilebilir KDV'si. Artı vergi usulü kanunu 228. maddesinde
belli vesikaya dayanmadan gider kaydedilebilecek 3 madde halinde saymış. Bunlar içerisinde bunu da dikkate alabiliriz. Dolayısıyla hem KDV açısından indirim konusu yapılabilir hem de kayıtlara gider olarak yansıtılabilir. Ancak şu ayrım önemli. Serbest meslek erbabı bunu kendisi için bu şekilde gider olarak dikkate alabiliyor. Kendisi için kullandıklarını. Ama çalışanlar için aldığı bu İstanbul Kart dolum fişleri vesaire bu yol ücretleri varsa bunlar o zaman ancak çalışanın ücretine eklenmek suretiyle ve ücret brüte iblâ edilmek suretiyle üzerinden 94. maddeye göre tevkifat yapılarak ancak o çerçevede gider olarak indirilebilir. Arada bir nüans var. Buna da dikkat etmek gerekir. GMS mükellefinin ödediği kongreye katılım bedeli, diyelim bir proje yönetimi kongresine katıldınız. İndirim konusu yapılabilir mi? Tabii 89. maddeye baktığımızda eğitim gideri olarak nelerin olacağı belli, belirlenmiş. Dolayısıyla bu o kapsamda olmadığından indirim konusu yapılması mümkün değil. Yine banka kredisiyle bir inşaat yapıyorsunuz, bir iş yeri ve daha sonra buradan kirayı veriyorsunuz ve gayrimenkul sermaye iradı elde ediyorsunuz. Bu ödediğiniz işte KKDF ödüyorsunuz, BSMV ödüyorsunuz ve bu kredi aldığınız bunun isabet eden bu iş yerine faiz giderleri var. Bunları indirim konusu yapabilir misiniz? Evet, bunları bu iş yerine isabet eden tutarlar itibariyle indirim konusu yapmanız tabii ki mümkündür. Tabii zaman zaman camiye yapılan aynı bağışlar GMS'yi beyannamelerinden indirilebilir mi? Bu sorulmakta. Tabii bununla ilgili olarak esas itibariyle kurumlar vergisi mükellefleriyle alakalı bir seri nolu kurumlar vergisi genel tebliğinde yapılan düzenlemeler var. Bu detaya mülk idare amirlerinin izin ve denetimi altında olması lazım. Ve o çerçevedeki kayıtlara uyulması kaydıyla 89. maddenin 5. bendi çerçevesinde indirimi mümkün bulunmakta. Yine zaman zaman serbest meslek erbapları özellikle askerlik borçlanması nedeniyle SGK'ya ödemelerde bulunabiliyorlar. Bununla ilgili olarak da yıllık gelir vergisinden gelir vergisi beyannamesinde indirim olarak dikkate alınabilir mi? Bu 68. maddeye göre eğer hasılat olarak hasılatın tespitine indirim olarak dikkate alınmamışsa beyanname üzerinden indirim olarak dikkate alınabilir. Tabii basit usulde mükellefiyet kaydı bulunan mesela minibüs işletmeciliği, minibüs plakası, minibüs hattı işletiyor. İki tane adi ortaklığın iki tane ortağı var. O zaman bu 46. 47. ve 48. maddede basit usulün şartlarını düzenliyor. Yıllık iş yeri kirası ve iş yeri hasılatı. Bunlarla ilgili olarak ortakların her birine ayrı ayrı mı bu oranları uygulayacağız? Yani ortak sayısına bölerek mi uygulayacağız kanundaki tutarları yoksa ortaklık olarak mı? Burada 46. maddede söylediği gibi bu iş yeri kirası ve elde edilen hasılat eğer bir adi ortaklık var ise o adi ortaklığa uygulanacak. Eğer o tutarları aşıyorsa o adi ortaklık ortakları gerçek usulde gelir vergisi uygulamasına geçecek. Dolayısıyla burada adi ortaklık bazında dikkat etmemiz gerekiyor. Yine 89. maddenin 15. bendinde basit usul için 8.000 liralık bir indirim söz konusu. Burada yine bir adi ortaklık içerisinde bu 8.000 lira acaba ortaklar için ayrı ayrı mı uygulanacak yoksa adi ortaklık için uygulanıp paylaşım mı yapılacak? Burada da baktığımızda her bir ortak için bu 8.000 liranın uygulanacağını görüyoruz. Vakıflara, derneklere, bu gıda bankacılığı olarak literatüre geçen öncelikle yiyecek yardımı, daha sonra değişiklik yapıldı. İşte gıda, temizlik malzemesi, yakacak yardımı. Bunlar
bu vakıf veya derneklerin senet veya tüzüğünde bu faaliyetleri yapacakları yer almak şartıyla bu çerçevede ve ihtiyaç sahiplerine bunların verileceği kayıt ve şartıyla indirim yapılması mümkün. Bu vakıf ve derneklere teslim edilen bu sayılan maddelerin gelir vergisinde beyanname üzerinde indirim yapılabilir. Tabii hepimizin bildiği gibi paylaşım siteleri çok gözde ve zaman zaman küçük çocukların bu paylaşım sitelerindeki videolarının milyonlara varan şekilde tıklanma aldıkları ve bu çerçevede de bu paylaşım sitelerinin video yükleyenlere ödemeler yaptıkları gözleniyor. Bunlar ne şekilde vergilendirilecek? Tabii ki olayın özüne baktığımızda bu bir ticari kazanç oluyor artık. Ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmekte. Tabii bir başka husus, evde işte yemek yapıp satan mükellefler olabilir. Bunlar esnaf muaflığından faydalanma durumları olabilir. Fakat sosyal paylaşım sitelerinde bu yemeklerin reklamlarının yapılması, resimlerinin paylaşılması buna engel mi? Öncelikle gelir dairesi şuna bakıyor. Eğer siz bu iş için ayrı bir internette bir adresiniz varsa, bir site açmışsanız bunu bir iş yeri olarak kabul ediyor ve dolayısıyla hiçbir şekilde esnaf muaflığından vesaire faydalanamıyorsunuz. Önemli olan ayrım bu. Ama diğer şartlar, motorlu taşıt vesaire kullanmadan bir iş yeri açmaksızın ürünü, şeyler satılması, sadece bunların resimlerinin sosyal paylaşım sitelerinde reklam olarak yer alması bu muaflığa engel teşkil etmiyor. Dolayısıyla o esnaf muaflığının diğer şartları sağlanmak kaydıyla bundan faydalanabiliyor. Tabii gelir vergisi kanun 41. maddesinde indirilemeyecek giderler saymış. Orada Altınoğlu Bent'te de der ki işte iş sahibinin kusuruyla vesaire ödenen zarar ziyan tazminatlar gider olarak dikkate alınmaz ticari kazancın tespitinde. Burada bir ticari veya işte okul taşı şeklinde bir minibüs sahibisiniz ve bir şoför ücretli olarak çalıştırıyorsunuz ve bir kazaya karışıyor. Kazada da diyelim sulh hukuk mahkemesi belli tutarda bir manevi tazminata, diyelim ölümlü kaza oldu, hükmediyor. Bu peki indirilebilir mi? Yani işletme sahibinin şahsi bir kusuru mudur diye baktığımızda bu borçlar kanununda istihdam edenin kusursuz sorumluluğu müessesesi var. O müessese çerçevesinde bu değerlendiriliyor ve burada iş yeri sahibinin kusuru olmadığı anlaşıldığından bu ödenen manevi tazminatta ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabiliyor. Yine bir iş yeri kiralıyorsunuz ama o iş yerinin sahibi sizin babanız ve sizden diyor ki oğlum ben senden kira almıyorum. Bu çerçevede tevkifat yükümlülüğü doğar mı? Yine buna detayına baktığımızda hesaben veya nakden bir ödeme var mı ona bakacağız. Nakden ödeme malum belli bir para teslimi olması lazım. Hesaben de o iş yerine gider olarak kayıtlara intikal etmiş mi? Bu iki husus yoksa sırf bundan sebep tevkifat yükümlülüğü altında değil. Ama elbette ki iş yeri olduğundan dolayı usul furu da olsa burada emsal kira bedeli ile beyanname verilmesi ve ilgili tutar 1600 TL'yi geçiyorsa da bunun beyan edilmesi gerekiyor. Serbest meslek erbabısınız, avukatsınız.
Zaman zaman iflas idare memurluğu görevine atanabiliyorsunuz. Bu çerçevede elde ettiğimiz ücret mi yoksa serbest meslek faaliyeti mi olur? Yani serbest meslek kazancımızın içerisine mi alacağız bunu yoksa ücret olarak mı beyan edeceğiz? Bu gelir unsurlarına baktığımızda bir iş yerine tabi olma, belli çerçevede çalışma, icra iflas kanunu çerçevesinde yürütülen bir faaliyet ve orada kanunun belirlediği şartlar geçerli ve siz o şartlar içerisinde bir hizmet ifa ediyorsunuz. Dolayısıyla bu ücret olarak değerlendirilmek zorunda. Yine ticari kazanç mükellefisiniz. Yurt dışında dil eğitimi gittiniz ve bu süre içerisinde ikamet ettiğiniz bir konut kirası var. Bunların indirim yapılması mümkün mü? Bu tabii 40. maddeye gidiyoruz. O çerçevede 40 ve 89. madde çerçevesinde bu konuyu değerlendirdiğimizde gider olarak mümkün değil dikkate alınması. 89. maddede de işte ne, gerçek veya tüzel kişiler Türkiye'de yapılması belgelerle tefsik şartı arandığından bu şartı da karşılamadığından dikkate alınması mümkün değil. Kat karşılığı inşaat işinde müteahhide daire maliklerine bağımsız bölüm yanına nakit ödeme de yapılması halinde bu tutar gelir mi kaydedilecek yoksa inşaat maliyetiyle ilişkilendirilecek mi diye baktığımızda gelir dersi bu konuda söz konusu nakit paranın elde edildiği dönem inşaat maliyetiyle ilişkilendirmeden bunu dikkate almalısın yönünde bir görüş vermiş. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Rıza Bilgici, kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir bilgi sunacağım size. Ankara'dan gelen bilgiye göre KDV tasarısıyla ilgili plan bütçe komisyonunda yapılması planlanan bugünkü toplantı 13 Mart'a ertelendi. Sayın Hocam, KDV tasarısıyla ilgili de bize bilgi verecekler. Şimdi söz sırası Sayın Avukat Zeki Gündüz'de, yeminli mali müşavir. Sayın Zeki Gündüz bize idari ve yargı görüşleri açısından özellik arz eden konuları sunacaklar. Söz sizin hocam. Teşekkür ederim. Vallahi sabrınızı hayranım. Bir buçuktan beri kapalı kaldınız ve gıkınız çıkmıyor. Öncelikle aslında ben Erol Bey'in konuşmasından başlayarak birkaç şey söyleyerek konuya gireyim istiyorum. Hakikaten önemli konulara değindi. İlginç bir dönemdeyiz. Çok hızlı bir dönüşüm dönemindeyiz. Sadece bizim mesleğimize, yaptığımız işe özgü de değil, tüm sektörleri, yaşam biçimlerini, işleri ilgilendiren hızlı bir değişim dönemindeyiz. Kendi alanımız açısından sınırlı baktığımızda e-uygulamaların, otomasyonun, akıllı programların son derece hızlı bir şekilde yaygınlaştığı bir ortamın göbeğindeyiz. Hemen her gün mali idare, devlet bir e-uygulama yükümlülüğü ya da imkanı devreye sokuyor. Biz kendimizi ve mükelleflerimizi buna uydurmaya çalışıyoruz. Bu iş yapış şekillerimizi ve devletle, mali idareyle ilişkimizi de yeniden tanımlıyor, belirliyor. Bütün bu ortam hepimizde hızlı bir adaptasyon, tabii ki stresi, gerginliği yaratıyor ve uyum çabası yaratıyor. Ama bu bütün mesleklerde, bütün işlerde kuşkusuz böyle. O yüzden biz de bize düşen kısmını yaşıyoruz. Burada mali idare hakikaten çok fazla sayıda e-uygulamayı paralel olarak yürürlüğe koydu. En bence önemlisi son yıllarda yapılan birçok yeni uygulama değişiklik arasında belki de devrim kelimesini en fazla, reform kelimesini en fazla
hak eden bir uygulama sessizce yürürlüğe konuldu. O yüzden ben ona sessiz reform, sessiz devrim diyorum. Bu yeni defter yükümlülüğü, daha doğrusu bu getirilen defter beyan sistemi. Mali idare aşama aşama elektronik kapsama alanını tüm mükellefleri içerecek şekle dönüştürmeye ilk adımını bu defter beyan sistemiyle attı. Defter beyan sistemi basit usullü işletme hesabı esasını serbest meslek kazançları ilk etapta kapsayacak hızlıca. Sonra işte bilanço esasına göre defter tutanları da kapsar hale gelecek. Diğer taraf, yani elektronik zaten defter tutan, muhasebelerini elektronik usulde tutan, faturalarını elektronik usulde tutan, beyan eden mükelleflerle beraber birleştiğinde tüm mükellef ekosistemi elektronik şemsiye kapsama alanına girmiş, mali idarenin tüm mükelleflerin tüm bilgilerine adeta hakim olduğu bir sisteme dönüşmüş olacak. Bunun adımlarını da aslında farklı şekilde hazır beyan sistemi denilen bir sistemi yürürlüğe koyarak mali idare bize yaşatmaya başladı. Önce gayrimenkul sermaye iratlarında başladı hazır beyan sistemi. Mali idare tapudan aldığı, belediyelerden aldığı bilgilerle çok sayıda mükelleflerin kira gelirlerine dönük olarak hazır beyanlarını oluşturdu. Ufak tefek değişikliklerle bu beyanlar üzerinden beyannameler kabul edildi. Şu aşamada artık işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, serbest meslek kazancına göre defter tutanlar ve giderek bu defter kayıt sisteminin içine dahil olanların çoğu da hazır beyanın ileri aşamaları, versiyonlarıyla karşılaşmaya başlayacaklar. Yani öyle bir aşamaya geldik ki giderek devlet mükelleflerin stoklarını mükelleflerden iyi bilen, cari hesaplarını mükelleflerden iyi bilen, mutabakatlarını onlardan daha iyi yapan hale gelmek üzere. Şimdi biz bu sistemde, bu dönemde muhasebe yapıyor ya da bu sisteme hizmet veriyor olacağız. O yüzden oyunun şartları, kuralları, şekli, şemali her şeyi değişti. Buna uyum sağlamak zorundayız. Sağlayamayan oyundan düşecek. Zaten yapılan bütün araştırmalarda, ki odamız da zaman zaman bunları zaten sizlerle paylaşıyor ve eğitimlerle bu sürecin sancısız bir şekilde geçmesine çok büyük çaba sarf ediyor. O yüzden ben odanın bu çabalarını çok önemli buluyorum. Sizlerin desteği, ilgisi sayesinde zaten bunlar ayakta kalıyor. Bunlar önemli ve mutlaka artarak devam etmesi gerekiyor. Çok sayıda düzenleme bu arada yapılıyor. Bu kısmı bir kenara bırakacak olursak, ama son bir söz söylemek gerekirse, işte bu dönemde Erol Bey'in gene bahsettiği ilk etaptaki o görüntülü mesajlarda da paylaşılan kurumsallaşma ister istemez yeni dönemde ayakta kalabilme ve sürdürülebilirliğin de bir zorunluluğu haline gelecek gibi duruyor. Onu da naçizane sizlerle paylaşarak bu düzenlemeler kısmına geleyim. Dikkatinizi çekmiştir. Sadece bu son günlerde bir torba yasa Bütçe Plan Komisyonu'ndan geçti. Mecliste görüşülmeye başlayacak. İçinde vergiyle ilgili birçok hüküm içeriyor. Onun dışında katma değer vergisi konusunda işte az önce anonsu yapılan Bütçe Plan Komisyonu'nda şu anda görüşülmeye başlayacak olan 13 Mart'a görüşmeleri ertelenen bir başka tasarı var. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları dikkate aldığımızda, ki Sayın Bakan geçen de gene bir vesileyle açıkladı. Vergi usul kanunu tasarısı geliyor. Gelir vergisi kanunuyla ilgili bir tasarı gelecek. İstanbul'un finans merkezi haline getirilmesine dönük bir tasarı gelecek. Hemen hepsinde, ki ilk ikisi zaten adından belli, İstanbul Finans Merkezi ile ilgili kısımda da hep vergiyle ilgili, bizim mesleğimizle ilgili düzenlemeler olacak.
Yani bir yandan da biz koşar adım gelişmeleri takip etmek, bu düzenlemelere uyum sağlamak, kendimiz olayı anlamanın dışında mükelleflerimizi ilgilendiren haliyle, şekliyle onları uyarmak ve onların pozisyon almasını sağlamakla yükümlüyüz. Bu çerçevede katma değer vergisi ile ilgili işte az önce bahsedilen, görüşülmeye başlanacak olan düzenlemeler, ki birisinden az önce hani bahsedildi, bu devreden katma değer vergisi ile ilgili Emre Bey konuşmasında bahsetti. Onun üzerinde o yüzden fazla durmayacağım. Bir iki kelimeyle geçeceğim. En önemli maddelerinden bir tanesi devreden katma değer vergisinin iadesi. Ancak devreden katma değer vergisi iadesi yeni düzenlemede birikmiş olan kısmıyla ele alınmış gibi duruyor. Yani bundan sonrakilerle ilgili birikmesin diye ne yapılacak kısmı sanki cevapsız kalmış. Oysa bu konu başlarken irdelenmeye bir geçmişle ilgili olanı bir şekilde bitireceğiz, iade edeceğiz, çözeceğiz. Bir de bundan sonra biriktirmeyeceğiz ile başlanmıştı. Sanki şimdi ki halinde o kısım es geçilmiş gibi, hali hazırdaki birikmiş olanın nasıl giderileceğiyle ilgili olarak da Emre Bey takviminden bahsetti. Bu konuda mali idare oldukça geniş bir yetki alıyor görünüyor. Ve o aldığı yetki çerçevesinde peyderpey sektörlere göre belki farklılaştırarak, belki isteyene gider olarak dikkate alma imkanı vererek bu birikmiş, geçmiş dönemlere ilişkin birikmiş katma değer vergisini eritme yönünde belki adımlar atacak. Kanunun en önemli düzenlemelerinden bir tanesi ve basında da en fazla yer bulan düzenlemelerden bir tanesi bu. Onun için bunu geçiyor. Onun ötesinde hemen hepimizi sürekli ilgilendiren indirim, yani yılı geçtikten sonra gelen bu yılla ilgili 2017 ile ilgili olarak 2017 bittikten sonra 2018 yılında gelen dönemi geçmiş önceki dönemle ilgili faturaların katma değer vergisi sorunu. Bu önemli bir sorundu. İndiremezsiniz ancak gider olarak dikkate alabilirsiniz diyordu mali idarede sorulduğunda. Çünkü yapılan mevcut düzenlemeye dikkate aldığımızda katma değer vergisini ancak döneminde indirebilirsiniz. Dönemi geçtikten sonra indiremezsiniz. Döneminde kaydetmeniz gerekiyor ve döneminde ancak kaydedebilirseniz o dönemde düzenlenmiş faturanın katma değer vergisini indirim olarak dikkate alabiliyorsunuz. Dönem geçtikten sonrasını alamıyorsunuz, alamıyor idik. Şimdi bu düzenlemeyle bir yıllık ilave bir indirebilme hakkı veriliyor. Yani 2017 ile ilgili olarak geç gelen faturalar 2018 sonuna kadar da indirilebilecek. 2018'de de kayda aldığımızda 2018 yılında indirim olarak dikkate alabileceğiz. Bu şekliyle kanunlaşırsa katma değer vergisi kanunu. Daha doğrusu taslak. Bir diğer konu arsa karşılığı inşaat işlerinde vergileme konusu. Halihazırda bu konuda hemen yapılan bütün tarihatlar yargıya intikal etmekteydi. Karşılıklı vergi idaresi iki teslimin olduğundan dolayısıyla da karşılıklı katma değer vergisine tabi işlemin varlığından dolayı ya da hareketle bir KDV tarihatı yoluna gidiyordu. Yargıda da tersi kararlar çıkıyordu. Şimdi vergi idaresi kendi istediği doğrultuda karşılıklı teslimi ve katma değer vergisinin varlığını öngören emsal bedel üzerinden, maliyet bedelinden hareketle 267. maddeye göre belirlenen bedel üzerinden faturalaşmayı öngören bir sistemi yasalaştırmak için tasarı haline getirilmiş olduğunu görüyoruz. Bir diğer konu yıllardır aslında bahsi geçen ve şu ana kadar da ben bu taslağı görene kadar da aslında pek
fazla ihtimal vermiyordum. Beni de şaşırttı. Grup KDV beyanı, konsolde KDV beyanı imkanı getiriliyor. Yani grup şirketleri tek bir beyannamede katma değer vergilerini toplayabilecek. Dolayısıyla hep grup şirketleri arasında şikayet konusu olan grubun bir şirketi KDV ödüyor. Birisi devreden KDV'si var. Bu işte haksızlık diye şikayet edilir ve konsolide katma değer vergisi beyanı talebinde bulunulurdu. Yeni getirilen tasarıda belirli şartlar dahilinde tanımlanan, kanunda tasarıda tanımlanan şekliyle grup kavramına giren, kapsamına giren şirketlerde konsolide katma değer vergisi beyannamesi verebilme imkanı getirilecek gibi duruyor. Gümrüksüz satış mağazalarında yapılan teslimler KDV'de ve ÖTV'den istisna edilmiş. Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler. Bu konuda problemler varmış çok sayıda. Onu çözmeye dönük bir düzenleme. Yabancılara verilen sağlık hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiş. Bu da sağlık turizmini geliştirme, teşvik etme için bir bölgesel aslında sağlık merkezi haline gelmekte olan Türkiye'de sağlık turizminin teşvikine dönük getirilmiş önemli bir düzenleme. Aslında şu sıralarda belki dikkatinizi çekiyordur. Çok sayıda yabancı özellikle saç ektirmeye mesela Türkiye'ye geliyor. Böyle hafta sonu kafasında bandajlı insanlara rastlıyorsunuzdur. Alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında. Onları aslında şükretmemiz lazım. Şu anda turizmimiz bu tür kısa dönemli sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen insanlara çok şey borçlu. Aynı şey göz ameliyatlarıyla ilgili de, daha doğrusu lazerle yapılan çizme diye bahsedilen ameliyatlarla ilgili de geçerli. Kısa dönemli turizm paketleri şeklinde insanlar Türkiye'ye geliyorlar. Bu operasyonlarını da geçirip, gezip, alışveriş yapıp dönüyorlar. İşte bunu teşviken getirilmiş bir düzenleme. Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası getirilmekte. Bu süreli bir istisnaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aslında hali hazırda genel kurula inen torba yasada da 31.12.2019'a kadar geçerli olmak üzere bir geçici madde şeklinde de var. Bununla bunun tam farkı ne? İnanın ben de şu anda o detayda incelemediğim için bilemiyorum ama yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük olarak son yılda, önceki yıllarda da sürekli paketler gündeme geldi. Bu pakette de gene yatırım ortamının iyileştirilmesi ve üretimin teşviğine dönük katma değer vergisi yönünden getirilen en önemli düzenlemelerden bir tanesi makine teçhizat alımlarında katma değer vergisi istisnası. Bir başka sorun ikinci el taşıt ve taşınmaz teslimi için özel bir matrah şeklinin belirlenmesi. Burada katma değer vergisinin matrahı eğer bu satılan taşıt ya da taşınmaz mükellef olmayan birisinden alınmış ve satılıyor ise alımla satım arasındaki fark katma değer vergisinin matrahını oluşturacak diye yeni bir özel matrah şekli olarak tanımlanmış. Yani satış bedelinin tamamı üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacak. Sadece işte kar kısmından alımla satım arasındaki fark kısmı katma değer vergisinin matrahı olacak denmiş. Değersiz alacaklara ilişkin hesaplanan verginin indirimine izin veriliyor yeni düzenleme ya da yeni taslakla. Değersiz alacak haline gelenlerin katma değer vergisi de düzeltilsin deniliyor idi. Yeni düzenlemeyle düzenlemeye gerek tekrar düzeltmeye gerek yok. O şekliyle kalabilir denmekte. Zayi olan sabit kıymetlerle ilgili olarak katma değer vergisi düzeltme zorunluluğu vardı biliyorsunuz uygulamada. Şimdi burada faydalı ömre ve ne kadar süredir kullanıldığına bağlı olarak
katma değer vergisi düzeltme imkanı getiriliyor. Eğer faydalı ömrünü tamamlamış bir sabit kıymet zayi olmuş ise herhangi bir düzeltmeye gerek bulunmuyor. Faydalı ömrü içinde ise de oranlama suretiyle kaç yıl geçtiyse katma değer vergisi de o oranda düzeltiliyor gibi bir sisteme geçilecek. Bu da mükellef lehine getirilmiş önemli bir değişiklik. Bu İngiliz sistemi denilen sistem aslında sadece bu devir KDV ile ilgili değil, hasılat üzerinden bir vergi alıp indirimle indirilecek katma değer vergisiyle ilgilenmeme üzerine de kurgulanmış bir sistemdi. Onunla ilgili bir yükümlülük, daha doğrusu imkan getiriliyor. Seçimlik bir hak bu. İşletme hesabı esasına göre defter tutan şirketlerle serbest meslek kazancına tabi olan işletmeler isterlerse bu yeni sistemi uygulayabilecekler. Kabaca nasıl uygulanıyor diye bakıldığında KDV dahil matrah yani sizin katma değer vergisi dahil hasılatınız üzerinden devlet yeni bir oran belirleyecek. Mali idareye yeni bir oran belirleyecek. Bu oran üzerinden bir KDV hesabı yapılacak. Siz götürüp onu ödeyeceksiniz. Peki başka ne yapacak bu sistemi uygulayanlar? Yüklenilen KDV'yi ve bu yeni hesapladığınız, yeni orana göre hesapladığınız katma değer vergisini gider ya da maliyet olarak dikkate alacaksınız. Hesaplanan KDV'yi de gelir olarak dikkate alacaksınız. Biraz şimdi karışık gibi görünüyor ama netice itibariyle geçmiş yıllara da bakarak mevcut durumunuzu bu yeni orana göre bir tahlil edip, bir analiz edip yeni orana göre bu sistemi uyguladığımda yeni orana göre KDV ödemek, tahsil ettiğim KDV'yi indireceğim, yüklendiğim katma değer vergisini düştükten sonra devlete ödemek mi daha karlı, yeni orana göre ödemek mi daha karlı analizini yapıp bir sonuca varacaksınız ve seçimlik hakkı ona göre kullanacaksınız. Bunun peki faydası ne diye baktığımızda bu şekliyle ödeyenler de herhalde artık devlet şeyle ilgilenmeyecek. İndirilen katma değer vergisi kısmıyla ilgilenmeyecek. Şu anda çünkü çok sayıda işletme bu sahte belge vesaire konularında yaşanan tartışmalarda sıkıntı yaşıyor. Ve halen şöyle veya böyle bu fatura ticareti sektörü işte bir şekilde devrede ya da bir şekilde işletmeler belgeleme zorluğu çekiyorlar bazı giderleriyle ilgili olarak. İşte bütün bunları basitçe çözebilme ve büyük bir ama küçük gelirli mükellef grubuyla devlet bu şekliyle helalleşerek onları katma değer vergisi yönünden kapsama alanının dışına çıkarmayı hedefliyor ya da böyle bir imkanı da mükelleflere vermeye çalışıyor. İngiliz sistemi dedikleri de kabaca bu. İşletme hesabı esasına göre KDV ödeme beyan edenlerin katma değer vergisi ödeme süresi uzatılmakta. Beyandan sonra ikinci ayın sonuna kadar mali idare alacağı bir yetkiyle ödeme dönemini uzatabilecek. Bu güzel bir şey. KDV iade konusunda 3 aylık bir devlet kendi kendine süre sınırı koymayı bu tasarıyla hedefliyor. KDV incelemelerinde de gene aynı şekilde 3 ayla kendini devlet sınırlamayı tasarıyla hedefliyor. 3 ayda bitmezse ilave 2 aylık bir süre alınabilecekmiş. Bu da katma değer vergisi iadelerinde mali idare kendi kendine kanunla aslında zorlayıcı bir motivasyon getirmeye ve yükümlülük altına girmeyi hedefliyor. Teknoparklarda üretilen oyun
katılımlarının teslimini katma değer vergisinden istisna tutuyorlar. Serbest muhasebeci mali müşavirlere de KDV iade raporu düzenleme yetkisi getiriliyor bu sistemde. Sadece anladığım kadarıyla bunun kapsamı ile ilgili olarak gene yetki alınacak ve bu yetki çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre bu iade raporları düzenlenebilecek. Katma değer vergisi ile ilgili bu başka bir takım hükümler de var ayrıntılı ama onları bir kenara bırakacaksak kabaca en azından genel hatları itibariyle meclisteki düzenlemeyi böylece özetlemek mümkün. Konuşmalar sırasında dikkatimi çeken bazı konularda ben de bir iki şey söyledikten sonra bazı müktezalardan da ben de bahsederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi defter beyan sisteminde Emre Bey konuşmasına başlarken iki tane özellikten hareketle bunun pozitif belki bir yanı olabilir diye aslında temennide bulundu. İnşallah öyledir ama öyle de olmayabilir. Mali idarenin açıklığa kavuşturması lazım. Öteden beri aslında bir yara olan bana göre bir konu, yani mesleki sorumluluk sigortası. Mali idare şöyle bir ayrım yapıyor verdiği müktezalarda. Eğer bu zorunluysa, kanundan gelen bir zorunluluğa zorunluluk nedeniyle yapılıyorsa ki tıp alanında öyle bildiğim kadarıyla bunlar gider yazılabilir ama müdebbir olmaktan kaynaklanıyor ve kendiliğinden ihtiyari olarak yapılıyorsa gider yazılamaz deniyor ki mali müşavirlerle ilgili yapılan değerlendirme de mali idare tarafından bu şekilde yapılıyor. Şimdi defter beyan sisteminde bu konuda bir bölüm var ve sınırlama yok denilmiş ama defter beyan sistemi doktorlara da açık, bize de açık. Dolayısıyla doktorlar gene mali idare eğer yeni bir görüş değişikliğine gitmezse yazabilecek ama bize gelip gene yazamazsın denebilecek. İnşallah mali idare bu konuda hani bir farklılığa gidebilir. Şimdi mali idareyle bu konuyu konuştuğumuz zaman aslında hep önümüze işte 68. maddenin yapısı geliyor. 68. maddede konu sanki çok fazla tadadi sayılmış ve oradaki kelimeler sınırlayıcıymış gibi yorumlar yapıla geldi bugüne kadar. Eğer öyleyse değişmesi lazım. Burada da Emre Bey'e aslında şahsında TÜRMOP'a bulduğum her ortamda ve sürekli yaptığım gibi gene bir çağrıda bulunacağım. Bu tür bizi artık inciten ve bir şekilde mesleki olarak da kabullenilemez diye gördüğümüz ayrımcı uygulamaların her düzeyde, her düzlemde, her platformda ki mecliste de sürekli takipçisi olması gerekir TÜRMOP'un. Hepimiz adına mutlaka bunu sürekli seslendirmesi gerekir. Ben mesleki mesuliyet sigortasını gider yazamamayı kabullenemiyorum. Beyannamemin damga vergisini gider yazamamayı kabullenemiyorum. Buna benzer şunu gider yazamazsın, bunu gider yazamazsın gibi mantığa sığmayan ya da diğer mükellef grupları için son derece olağan ve normal olan giderlerimi yazamamayı kabullenemiyorum. Eğer bu yasal sınırlıktan kaynaklanıyorsa bu yasanın değişmesi lazım. Hemen her sene yüzlerce maddenin çok kolay değiştiği bir ortamda böylesi mantık dışı ya da gereksiz sınırlamaları mükellef olarak kabullenmekte güçlük çekiyorum. Bunun da takibini mutlaka mesleğin en üst düzeyde temsilcisi olan TÜRMOP tarafından da sürekli yapılması gerekiyor. Orada da özellikle bu talebimi de bulduğum her ortamda yinelediğim gibi bu ortamda da gene şahsında Emre Bey'in bütün TÜRMOP için yinelemek istiyorum. Serbest meslek erbabı ne zaman elbisesini gider yazar? Bu konu bütün bu tür platformlarda sürekli gündeme geliyor. Benim de aklıma yanılmıyorsam Hollanda'da ABBA ile ilgili, ABBA biliyorsunuz müzik
topludu. Böyle saçma sapan giysilerle çıkardı. Sağından solundan teller fışkırır falan. Demişler ki ya bu kadar ilginç giysileri nereden buluyorsunuz? Vallahi demiş muhasebecimiz zorluyor. Niye demiş? Doğru düzgün giysilerle çıktığımız zaman gider yazamazsınız diyorlar. Onun için mutlaka böyle bir şeyler yapmanız lazım. Günlük hayatta kullanılamayacak giysiler olması lazım ki meslek gereği zorunluluk kapsamında gider yazılabilsin. Biz de onun için böyle ne yapalım sağından solundan bir şeyler fışkıran allı pullu giysilerle çıkıyoruz. Herhalde müşavirler de böyle bir yaratıcılık sergileyeceğiz. Allı pullu giysilerle ya da sağından solundan bir şey fışkıran giysilerle ancak gider yazabileceğiz bu konuyu. Diyeyim. Neyse, sohbet ederiz. Bu gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili götürü giderin 25'ten 15'e düşmesi meselesi ve 2017 başından itibaren de hani yürürlüğe giriyor olması hakikaten doğru değil. Olmaması gerekir. İhtirazi kayıtla beyanda bulunarak Emre Bey'e katılıyorum. Dava konusu yapılabilir. Belki yapmakta da fayda var. Bu sıralarda yargıda en fazla gene nelerle karşılaşıyorum diye baktığımda bu emlak değerleriyle ilgili çok sayıda dava dolu dizgin devam ediyor. Bütün belediyeler muhtemelen yüzlerce, binlerce davayla karşı karşıya bu emlak değerleriyle ilgili olarak. Aslında bunlar çok bariz ve görünür şeyler. Yani kör parmağım gözüne siz birdenbire bu kadar artırırsanız bunların yargıya gitmesi son derece doğal. Gerçi hükümet de bir tasarıyla bunu sınırlayıcı bir düzenleme de yaptı. Ama ona rağmen o tasarıya daha doğrusu kanunla o yapılan sınırlamaya rağmen o sınırlama kısmı da yargıya gidiyor. Ve o yargı da halen bu çerçevede iptal kararları verilebiliyor. Yani bütün bu düzenlemeler yapılmadan önce bunun önüne geçilebilirdi ama niyeyse ısrarla bazı konularda yetkili idareler niyeyse mükellefle karşı karşıya gelmeyi engelleyebilecekken gelmeyi yeğliyorlar. Bu da belki öyle bir düzenleme. Şimdi kasa, ortaklar cari hesabı, bu konularla ilgili çok incelemeler artık yapılıyor ve bunlardan yargıya düşen çok konu var. Yok faiz hesapladın, hesaplamadın, katma değer vergisi hesapladın, hesaplamadın. Çok fazla ve çok kolay incelemeler. Sahte belge davalarını saymıyorum. Yani her gittiğim mahkemede mutlaka bununla ilgili kezlerle karşılaşıyorum. Bunlar artık hele de mali idarenin bu elektronik takip sistemini çok geliştirdiği bu ortamda inanın sadece bu işe biraz daha zaman ayırmasına bakar. Yani bütün tek yaprağına kadar sahte belgeyi çok kolay tespit eder hale geliyor vergi idaresi. O yüzden hani bütün mükellefleri bizim sürekli ve düzenli uyarmamız gerekiyor. Aldığı riske değmez. Sonrasında bütün bir yönetim kurulunun ceza davalarına muhatap olabilmesi ayrı bir yön. Zaten katma değer vergisi, cezası, hele iade miade alıyorsa artık iadesinde yaşayacağı güçlükler vesaire onları saymıyorum bile. Yani hiç artık atılan taş ürkütülen kurbağaya değmeyecek bir döneme geldik. Bu çerçevede aslında bir sonuçtan da bahsetmek istiyorum. Kayıt dışı ekonomiyle ilgili olarak en son bir çalışma yapıldı. Bir yabancı akademisyenin başkanlığında yapılan bu çalışmada Türkiye'de kayıt dışılık %25'ler seviyesinde ölçüldü. Yani bu %44'ler, %45'ler seviyesinden ki bizim geçmişte bir 15-20 senelik bir dönemde baktığımızda çok hızlıca bir geriye doğru gidiyor kayıt dışılık. %25'lere kadar geldi.
Bu elektronik ortamdaki gelişmeler dikkate alındığında çok hızla bu 25'lerde 15'ler seviyesine doğru taşınabilir. Bu alanda da oldukça ciddi yatırımlar yapılıyor. Mali idare sadece fiziki yatırım anlamında risk analiz merkezi diye bir merkezi gelir dairesi başkanlığı kapsamında oluşturdu. Ve büyük yatırımlar yapıyor. Bir kapalı alan, işte bilgisayar altyapısı, uzmanları bilmem neleri. Sadece bu alanda risk analizleri yaparak nerelerde ne gibi sapmalar var, rakamlar nerelerde tutmuyor, hangi sektörlerde, hangi şehirlerde, hangi mahallelerde, hangi bölgelerde, hangi mükellef gruplarında çok daha nokta atışı incelemeler yapabilir, kapasiteye kavuşuyor. Özellikle bunları da belirtmek istiyorum. Bunun dışında gayrimenkul satışları, araç satışları, internetten satışlar, kira gelirleri giderek çok sayıda kaynaktan, bankalardan veriler. Şu anda mali idare sizin servetinizi, servetinizdeki hareketleri sizden daha iyi tespit edecek, takip edebilecek bir güce erişmiş vaziyette. Bu konuda mali idarenin aslında bir şey yapmaması bazen işte politik tercihlerle oluyor. Çok açık konuşmak gerekirse inceleme dönemleri, seçim dönemlerinde ya da buna benzer dönemlerde bazı işte bilgiler belki hemen değerlendirilmiyor. Ama o dönemlerde geçiyor ve geçtiği zaman yine zaman aşımı müddeti içerisinde bütün veriler devletin elinde. Bunlara, o düğmelere basma an meselesi. Bütün bu bilgileri değerlendirerek bunlarla ilgili zaman aşımı müddeti içerisinde problemlerle karşı karşıya kalabilme ihtimali var. Yani mükelleflerimizi uyarırken, müşterilerimizi uyarırken bütün bu artık değişimin farkında olmalarına da yardımcı olmamız gerekiyor. Eski dönemde değiliz. Artık bunun herkesin idrak etmesi gerekiyor. Devletin elindeki bilgiler elektronik ortamda değerlendirilecek şekilde çok ayrıntılı şekilde banka hesaplarına varana kadar var. Bütün verilere çok hızlı erişebiliyor. Akıllı programlarla bunları beyanlarımızla kontrol edebilecek şekilde bizlere hazır beyan şeklinde bütün bu verilerden hareketle neyi beyan etmemiz gerektiğini söyleyebilecek bir altyapıya kavuştu ya da kavuşmak üzere. Geçende yaptığımız bir görüşmede mali idare 50 milyon beyannameyi alabilecek kapasitede bir altyapıya sahip olduğunu ifade etti. Yani aslında her yetişmiş vatandaştan beyanname alacak, bunu işleyebilecek, değerlendirebilecek bir altyapıya mali idare sahip ya da işte çok yakın bir gelecekte bu bilgilerle birlikte sahip olabilecek. Bunu özellikle bilmekte, ona göre hareket etmekte fayda var. Bitireyim mi artık yoksa devam edeyim mi? Çok sabrı zorlamak istemiyorum. Keyifle dinliyoruz hocam. Bir 5 dakikada bitireyim tamam, o zaman son. Tamam, teşekkürler. Ticari faaliyetin kapsamı bir sorun. Mali idareyle öteden bir aramızda. Yalnız bu konuda tapuda yapılan işlemler, işte, araba alım satımları, hisse senedi alım satımları, gene bankada yapılan işlemler dikkate alındığında ve mali idarenin bir kriteri dikkate alındığında çok sayıda mükellef problemle karşı karşıya kalabilir. Mali idare diyor ki bir işlemin ticari işlem sayılabilmesi için bir yılda birden fazla yapılması ya da birbirini izleyen yılda gene aynı şekilde birden fazla yapılması halinde ben onu devam eden iş artık ticari iş sayarım deyip onunla ilgili olarak yararlanılmakta olan işte istisna, muafiyet vesaire gibi şeyleri yok sayıp ticari kazanç çerçevesinde vergilemeye çalışıyor. Şu anda
özellikle üzerinde durduğu alanlardan bir tanesi de internet. İnternette yapılan hem hizmet hem de mal alışverişleri. Çok sayıda şu anda kişisel bir takım satışlar da internet üzerinden yapılıyor. Bunların bir kısmı az önce paylaşıldı, belki esnaf muaflığı kapsamında olabilir. Ama mali idare programlar da kullanarak, ki bir bölüm oluşturuyor, bu bölümde ayrıca işte sadece bu işle ilgilenen çalışanlar da olacak, mükellef avcılığına da çıkacak, mükellef olmayanlara dönük olarak ve kapsam dışı kalmış gelirler varsa bunlar da problemli hale gelebilecek. Ben biraz mali idarenin yerine geçip korkutma görevi işte üstleniyor gibi oldum ama çok sayıda problemle bir avukat olarak hakikaten karşılaştığım için sonrasında güçlükle karşı karşıya kalmamak için, af duasına çıkmamak için, çünkü geriye ondan sonra af duası kalıyor, yağmur duasına çıkar gibi mükellefler başlıyor bir an önce af çıksın da işte bu problemlerden kurtulalım diye. Sonrasında işte işimiz Allah'a kalmasın, en azından uyarı görevini yapayım diye ben bunları paylaştım. Ben burada artık keseyim, sorular olursa ikinci bölümde sorularda cevaplarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Avukat Zeki Gündüz'e. Bir teşekkür de hocam size fotoğraflarınız için ediyorum. Sosyal medyada çok güzel fotoğraflarınıza rastlıyorum. Gözümün pası siliniyor. Sağ olun. 15 dakika ara vereceğiz sevgili meslektaşlarım. 15 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Sorularınız varsa da arkadaşlarımız sorularınızı toplayacaklar şimdi. Teşekkür ediyorum sabrınızı.